Merhaba arkadaşlar. 16 Mayıs 2021 Pazar günü bayramın uzun bayram tatilinin hemen arkasında tekrar bir arada birlikteyiz. Bugün yoğun bir gündemimiz var. Ne için bugün toplanıyoruz ve neleri konuşacağız? Hemen sözü Zübeyde arkadaşa bırakıyorum. Vakti çok iyi değerlendirmek adına. Zübeyde buyur. Teşekkürler. Kuşadası Kent Dayanışma Platformu şemsiyesiyle biz Kuşadası'nda proje önerilerini bugün konuşuyoruz. Ama ben toplantının başında bugün 19 Mayıs haftasındayız. Gençlik ve Spor Bayramı yanında Atatürk'ün doğum yıl dönümünü kutluyoruz. Bu çok önemli. Hep birlikte onun mutluluğunu yaşayalım istiyorum. Ve ona Atatürk'e en büyük doğum günü hediyesinin çalışmak olduğunu düşünerek başlamak istedim. Ayrıca Türkan Saylan'ın aynı gün 19 Mayıs ölüm yıl dönümü cenazesine katılmıştık. Ona verdiğim söz çerçevesinde STK'da yoğun çalışan biriyim. Ona sözüm vardı. Benden onu istemişti. Teşekkür ediyorum bu ön konuşmadan sonra. Ve Kuşadası Kent Dayanışma Platformu sözcüsü Avukat Bülent Tokuçoğlu arkadaşa ben öncelikle sözü vermek istiyorum. Teşekkürler. Başlayabilir miyim? Evet, buyurun. Merhaba arkadaşlar. Kuşadası Kent Dayanışması bildiğiniz gibi daha evvel değişik platformlarla günümüze gelmişti. İşte bunların en sonuncusu Taliş platformuydu. Arkasından Kuşadası Kent Parlamentosu olarak devam etmiştik. Ve Kuşadası Kent Dayanışması platformu olarak da şimdi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu örgütlenmemiz yatay bir örgütlenmeydi. Yani daha doğrusu siyasi partilerin, demokratik kitle örgütlerin, kent içerisinde yaşayan bireylerin doğrudan katılımını hedefleyen ve herhangi bir hiyerarşik yapısı olmayan yatay bir örgütlenme. Bu anlamda Kuşadası'nın yerel sorunlarının tespit edilip çözülmesi ve bunlarla ilgili de fikir üretmek, bilgi paylaşımında bulunmak ve bilginin toplumsallaşmasını sağlamak adına bir aradayız. Burada değişik platformların bir şemsiyesi gibi Kuşadası Kent Dayanışması adı altında yerel çalışmaları bir bütünleştirme hedefi güdüyoruz. Bu anlamda Kent Dayanışması son dönemde Kuşadası'ndaki gerilimin kaynağı olan sorunların çözümü için de Kuşadası Belediyesi ile bir diyalog içine girdi. O diyalog sonucu burada proje önerilerinde de yazılı olduğu üzere iki çalıştay yapılması hedefleniyor. Bunlardan bir tanesi kent kimliği çalıştayı, kent meydanı yine bir de belediye tarafından yapılması hedeflenen kent meydanı peyzaj çalıştayı gerçekleşecek. Biz bunların sürelerini birlikte örgütleyelim istiyoruz. Çalışmalarımızı da bir arada ortak akılın ürünü olarak gerçekleştirelim düşüncesindeyiz. Özellikle gündemde olan Kervansaray'ın bir kent müzesi olması, yine Kuşadası'nda eski top sahasının yaklaşık 9,5-10 dönüm civarında bir alanın inşaat projesi var gündemde belediye tarafından. Biz bu gündemi de yine takip ediyoruz. Yine Kasımpaşa Parkı'nda bir takım yeşillendirme adı altında bazı çalışmalar yapıldı. Arkeopark da oluşturuluyor. Bu çalışmaları da belediye ile bilgi karşılıklı diyalogla öğrenmiş durumdayız. Yine sezon sonu bir sahil düzenlemesi gerçekleştirilecek. Bu sahil düzenlemesi ile ilgili de çalışmalardan hem bilgi sahibi olmak hem de sürece katılmak, tek yön trafiğinde olduğu gibi belediyenin ben yaptım olduğu anlayışıyla değil,
üniversitelerin, bilim insanlarının katkılarıyla ve odaların yine meslek örgütlerinin de katkılarıyla Kuşadası'nın yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevreye sahip olması açısından o sahil düzenlemesinde yapılması da katkımız olsun istiyoruz. Tabii buraya katılan tüm paydaşların da fikirlerinin alınıp ortak akılla yine sürdürülmesi bir proje bazında da gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunların tümünü kent kimliği çalıştayı adı altında yapacağımız Ekim ayı sonu gibi düşünüyoruz. Kent kimliği çalıştayını da projelendirmek ve o çalıştayda konu başlıklarının neler olması gerektiği, Kuşadası'nın turizm ağırlıklı yok edilmek istenen, daha doğrusu turizm kimliğinin ortadan kaldırılmak istenen kimliğin yeniden turizmi çeşitlendirecek şekilde ekoturizm olabilir, tarım üzerine başka bir tatil köyü projesi olabilir. Bunlarla ilgili geniş bir çalışma oluşturmamız gerekiyor. Paydaşlarının da katıldığı ve belediyenin de desteklediği bir proje olacak. Çatışmamız olursa tabii biz gene kent kimliği çalıştayımızı belediyenin desteği olmaksızın da sürdürebilme imkanına sahip olacağız. Yine kent meydanı ile ilgili de Kuşadası Belediye binasının bulunduğu alanda bir çalışma yapılacak. Belediye binasının 15 Ekim gibi yıkılması belediye tarafından hedefleniyor. Bu 15 Ekim'de eğer yıkım gerçekleşirse belediye zaten başka bir yere taşınacak. O bölgenin, belediyenin altında bulunan çarşıların ve çevresindeki alanların tümden yeşil alan yapılması ve kent meydanı olarak düzenlenmesi gündemde. Bu kent meydanının Aydın'daki kent meydanı, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı gibi bir kent meydanı olmasını istemiyoruz öncelikle. Bir beton meydan değil de gerçekten yeşil alanı oluşturabilecek bir meydan olması gerektiğini düşünüyoruz. Bunlarla ilgili Kuşadası'ndaki merkez projelerimizi hep beraber değerlendirip, planlayıp yine o projeleri muhataplarıyla beraber sürdürülebilir ve uygulanabilir bir hale getirmek istiyoruz. Benim başlangıç için söyleyeceklerim bunlar. Teşekkür ediyoruz. Ben de Güzelçamlı Dayanışma Platformu, Güzelçamlı Mahallesi olarak yürüttüğümüz, geçen de toplantısını yaptığımız çalışmadan yine kısa, yeni katılan arkadaşlara da kısaca bir tanıtma sağlamak istiyorum. Arada merdivenin kolaylaştırıcı rolü olduğunu atladım sanıyorum. Onu paylaşmak isterim. Güzelçamlı Mahallesi Dayanışma Platformu'nun 3-4 yıldır birlikteliğiyle başlamış projeleri var. Bu, öncelikle biz törenlerle, milli bayramlar ve önemli günler anma programlarıyla buna başladık. Sonrası işte çevre masa kurma, değişik söyleşilerle sürdürüyoruz. 3 öncelikli proje düşünmek istedik. Bir mahalle evi, eski yerleşik alanda kültür sanat eğitim alanı olarak şekillenecek. Diğeri Panionion Topluluk Yaşam Merkezi, afet evleri dediğimiz alanda spor, eğitim, kamp, festival, konser, sosyal kültürel alanlar. Üçüncü de özelleştirme idaresinden plan revizyonu yapılan ve belediyemizin de itiraz ettiği, odalarımızın itiraz ettiği rekreasyon Samson ve Mikail, bizim Milli Park'ın dağlarının ismi, rekreasyon alanı, yeşil alan, park, kafe, restoran, doğal hayat müzesi gibi mekanlar. Panionion Topluluk Yaşam Merkezi ismini, Panionion'u çoğunuz biliyorsunuzdur, rehber arkadaşlarımız da var aramızda. İyon kentlerinin idari merkezi Güzelçamlı.
O nedenle onu da yaşatmak istiyoruz. Ve Kuşadası'nın bu geçmişten gelen kimliğini sırtlamasını ve paylaşmasını istiyoruz. 13 İon kenti var. Bu özel ve önemli bir değer. Umarım bunu da gerçekleştirebiliriz. Birinci projemiz mahalle evi. Bunların ayrıntısına girmiyorum. Sorular olursa ayrıntısını verebilirim. Kent merkezinde dediğim alan müze alanı ve kütüphane, kültür merkezi alanı. Ve böyle bir bekleyen boş alan ve yıllardır beldeyken plan revizyonu yapılmış ancak henüz yol alamamış bir bölüm. Diğer ikinci proje alanımız özelleştirileceği konusunda duyumlarımız var buranın ve hızla belediyemizle buluşup bu projemizi gündeme taşımak istiyoruz. Necat Bey'in önerisi var. Çok doğru geliyor hepimize. Bu öneriyi uluslararası boyutta da yeri olduğunu söylediği öneriyi önce örnek yer olarak Kuşadası'nın örneklemesini hayal ediyoruz ama buluşmalarımızda bunun da gerçekleştireceğine inanmak istiyoruz ve tüm yapılarımızda, tüm çevre düzenlerinde yeşil tasarım, sürdürülebilirlik, iklime uyumlu çözümlemeler hayalindeyiz. Yine burada da ayrıntısına girmeyeceğim. Bir alan resimleri var. Bu biraz önce sözünü ettiğim Samson Dağları, Mikael, onun telaffuzunu Oya abla güzel yapıyor. Çok değerli bir yer. Hikayesi, kamulaştırma hikayesi falan var. Ayrıntısını sorulursa girmek istiyorum. Proje 3 dediğimiz biraz önce özelleştirme idaresi, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle özelleştirme idaresi yeşil alanı, plandaki yeşil alanı, ticaret, turizm, konut alanı, trafo alanı, genel otopark, park ve yol olarak revize etti. İtirazlarımız var dediğim gibi. Kabul edilmezse de hukuk platformuna taşınacak. Bu alana bitişik Koca Göl diye tanımlanan sulak alanımız var. Burada onu da göstereceğim. Şu an özelleştirilen ve bizim plan itirazında bulunduğumuz alan burası. Koca Göl sulak alan ve çok değerli bir bölge. İşte zedeleniyor buralar şu an. Öyle bir süreç var. Proje ilkelerimiz vardı. İşte 3 projenin birbirini tamamlaması gibi bir hedefimiz var. Ortak yönetilmesini düşünmek istiyoruz. Sürdürülebilir turizm ilkelerine işte altını hepimizin doldurabileceği katılımcılar o donanımda öyle görüyorum. Uygun olması, sürdürülebilir turizm ilkelerine uygun olması ve engelsiz olması. Hatta sürdürülebilir kalkınma hedefleri 17 maddesiyle de bütünleşik olması bu projelerin. Onlar o maddelerin çoğuna cevap verebilir yapıda olması doğru geliyor hepimize. Bizim burada beklediğimiz bir kurumsallaşma adımı yani ne belediyenin doğal değerler, kültürel değerler ne kişilerin sırtında evi tarihi eserse ne yerel yönetimin sırtında ne merkezi yönetim. Bu dünya mirasıysa bunlar hepimizin sorumluluğunda, hepimizin sorumluluğunda olan bir model doğuracağız. Bugünkü tartışmalarımızı ben daha çok oraya da çekmek istiyorum kabul ederseniz. Bir de geçen hafta ayrıntısını verdiğimiz bir modelimiz vardı. Soru gelirse bunlara ayrıntıda gireceğim. Teşekkür ediyorum. Evet, ekranı kapatabiliriz. Evet, buyurun. Faik. Efendim.
Buyur. Ben tamamladığımı ekran paylaşımını kapatabilirsin. Caferli var bunun arkasında. Caferli'yi de paylaşarak mı gidelim? Ne dersiniz? Tabii, tabii, tabii. Dedeciğim, soru yoksa benim aklıma gelen şu ikinci öneride herkes için tatil köyü, onu bir açabilir misin? Yani tatil köyü deyince yapılaşmadan uzak böyle kamp alanı gibi falan mı? Onu Nejat Bey'le öncelikle konuşmak isterim. Nejat Bey lütfen o konuda bir ön bilgi aktarır mısınız? Merhaba. Soruyu daha net sorabilir misiniz? İkinci öneride herkes için tatil köyü diye bir cümle vardı. Açılmasını, açılımını istiyorsunuz. Açılımı derken benim aklıma gelen öyle bir yerde yapılaşma olmayan, geçici yani bungalov tipi gibi yöresel özellikle alanlar olabilir diye düşünüyorum. Doğru, yani, haklısınız. Bildiğiniz nedeni yani yapıdan uzak, belki yine yapı olur ama yöresel malzemelerle. Doğaya uygun, doğayla kaynaşmış işçi. Hocam söyleyeyim ben size, bu yöreye uygun olarak 2-3 tane öneride bulunabilirim. Bir tanesi kerpiç evler vardır, bir saman ev var, bir de taş ev var. Artı bir de ahşap olarak sipariş üstüne yapılan evler var. Bunların hepsinin de maliyeti son derece düşük. Herkes için denmesinin amacı esasında yerleşim biriminin içinde de erişiminin rahat olması. Mesela yürüyüş rampalarının falan yapılması lazım. Bunun haricinde şu şekilde de yapılabilir. Ya ev olarak yapılabilir, yani apart ev olarak yapılabilir. Veyahut da otel odası gibi yapılabilir. Her ikisi de söz konusu. Şöyle bir şey söyleyeyim size, bilgi vereyim. Apart türlerinin İspanya'da ölü sezonda haftalık kirası 500 euro civarında. Yani ayda 2000 euro. Bu ölü sezonda. Yüksek sezonda bu niteliğine bağlı olarak 1700 ile 2500 euro civarında oluyor. Böyle bir evin de maliyeti yaklaşık 10-12 bin euro civarında. Yani o da yani bir sezonda kendini amorti edebilecek bir yatırım. Aynı zamanda da Türkiye'de olmayan herkes için bir tatil köyü. Bu herkes için denmesini özellikle ben öneriyorum. Hatta bir müddet önce Enat'ın web sayfasına Efes'e çıkarken Büyük Meryem Ana heykeli vardır biliyorsunuz. Kolları yana doğru açılmış. Ona şöyle bir şey göndermiştim. Meryem Ana herkesi bekliyor diyerekten. Yani herkesi kucaklamak için böyle kolları da açınca. Yani bu tür sloganlar zaten for all dediğiniz zaman Avrupa'da çok bilinirliği var. Dünyada çok bilinirliği var. Bizde ise daha yeni gündeme gelmekte. Teşekkür ediyorum. Ben bir de şunu paylaşmak istiyorum. Olimpiyatların başlangıç yerinin Aydın olduğunu öğrenmiştik biz. Ben çok bilimsel hani araştırmasını yapmadım ama Aydın'ın bu kimliğini de taşımak, duyurmak ve bu alanın özellikle herkes için tatil köyü paralelinde olimpiyatın hangi kollarına yanıt verir bu alan ve büyük bir etkileme alanı da var bu alanın. Dağımızın doğa turizmi açısından denizimiz var, yürüme parkurumuz var. Yani uzmanlarla geliştirilebilecek uluslararası spor karşılaşmalarına açılabileceği, kültür yarışmalarına açılabileceği gibi düşünmek isterim. Ne dersiniz? Evet, Zübeyde Hanım, bence bir konuda yoğunlaşmak mesela Türkiye'de
Paralimpik sporcuların tatil veyahut da kamp yapabileceği bir yer yok. Antalya'daki otellerin kış aylarındaki %90 geliri sporcuların orada kamp yapmasında. Yani şimdi sizi ama paralimpik sporcuların kamp yeri olarak düşündüğünüz zaman oraya bir spor tesisi de yapmak zorundasınız. Bunun ayrı bir maliyeti var. Yani siz bilmiyorum ama hedefi küçük tutup doğrudan hareket etmek daha kesin sonuç alabilir diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum açıklamanız için ama sanıyorum gelecek günlerde bu daha da açılması gereken bir konu. Çünkü herkes için herkes için tatil köyü pek olamıyor. Çünkü kamu yani sadece yürüyüş rekreasyon alanından yararlanabiliyor. O zaman hem ticari de çok önemli tabii ki böyle turizm açısından değerini artıran güzel yapılar. Tabii ki bir ücreti de olacak ama kamp alanları da olmalı sanki kamuya ait. Yani herkes için olabilmesi için diye düşünüyorum. Bakın bir yanlış anlaştığımız bir şey var. Herkes için derken bakın eskiden erişili engelli deniyordu, özürlü deniyordu. Şimdi özürlü adam ne yaptı ki özürlü olsun. Ondan sonra engelli denmeye başladı. Şimdi dezavantajlı deniyor vesaire. Herkes için turizm de dediğiniz zaman yani herkesin gelmesi yani kamp yeri olarak herkes dediğiniz zaman engelli, engelsiz, yaşlı, genç, çocuk herkesin gelebileceği anlamında kullanılıyor. Anlatabildim mi? Yani kapısı herkese açık. Herkes kalabilir. Bugün bir turistik testte herkes kalamıyor. Niye? 1000 yataklı bir otelde sadece 4 yanılmıyorsam 4 tane engelli odası var. Erişilebilirliği sınırlı. Halbuki bu tür bir tatil köyünde erişilebilir sınırsız yani tamamen erişilebilir olduğu için herkes için deniyor. O işte ben öyle anlamadığım için. Hayır. Yani bu sanki daha. Yok yok bakın tekrar söylüyorum. Pozitif de olsa ayrımcılık yapmamak için çünkü engelli erişilebilir dediğiniz zaman her defasında doğrudan doğruya insanların aklına engelliler geliyor. Ve özellikle de ilk etapta da tekerlekli iskemle kullanıcıları geliyor. İşte bu arada siz pozitif de olsa bir ayrımcılık yapmış oluyorsunuz. İşte bunu ortadan kaldırmak için artık bakın bu projeler Avrupa'da küçük illerden başladı. Sonra ülke oldu. Şimdi artık bu bitti. Europe fall all konuşuluyor. Bütün Avrupa birbirine entegre olmuş durumda. Fransa'nın %69'u entegre olmuş durumda. Yani Europe fall all konuşulurken bizim hala burada erişilebilir köyümüzün bile olmaması biraz utanç verici. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Caferli projesine geçmek istiyorum. Caferli'de Nazlı Deniz Kuruoğlu bir proje şöyle başladı. Meclise 2 yıldan beri başvuruda bulunduğunu ifade etmişti. Ve çıkan meclis kararı ben takip ediyordum meclis kararlarını. Mesleki anlamda mimar olarak altının boş olduğu yani orada gelen usta taş yapı meclis kararı şu kadar basit alınmıştı. Kaplama yapılacak ve kiremit kaplanacak. Bu çok ürküttü beni. O dönemde Çekül ve Tarih Kentler Birliği'nin İstanbul'da her sene yaptığı bir fuar var. Antalya'da yapılıyordu. Bu sene İstanbul'a almışlardı. O fuarda da kırsal mirasın geleceğe taşınması diye bir konu başlığı vardı. Oraya taşıma perspektifinde Caferli projesini Ekodost'tan genç mimarımızla konuştuk. Onun dışında da ikinci konuşmayı da Nazlı Hanım'a iletmiştim. Ama şöyle bir girdiyle ben bunu yapmıştım. Kadıköy Belediyesi emeklisiyim. Kızım 15 yıldır orada çalışıyor ve Çekül biraz sonra aramıza katılacak
Alp Arısoy da Yel Değirmeni Projesi'nin koordinatörüydü Çekül adına. Kızım da belediye adına koordinatördü. Üzerinden 10 yıl, işte şu kadar yıl geçtikten sonra ve yönetimlerde süreksizliğe çok kötü bir örnek olarak kızımın önüne evrak geliyor. İşte Yel Değirmeni için görüşünüzü bildirin. O da bana yönlendirdi. Anne böyle görüş, hani sen meraklısın, bildirir misin diye. Hiçbir şekilde geçmişte yapılmış, yani 10 yıl, işte 20 yıl öncenin konusu değil. Çok sıcak, 5 yıl, 6 yıl öncenin konusu ve elemanlar hala orada. Bunun kullanılmadığı bir süreç yaşanıyor. Orada bir emek yoğun, tek kişinin de üretimi değil, bir toplum mahallelinin ürettiği bir çalışmaydı. O bana şey verdi, yani canımı sıktı ve Caferli'de Nazlı Hanım'a aktardım konuyu. Şimdi sözü kendisine aktarmak istiyorum. Bize Caferli için bir bilgi aktarırsa teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Zübeyda Hanım. Sağ olsun Zübeyda Hanım beni aradı ve biz bir proje oluşturmaya çalıştık ve bir ekip de kurduk bunun için birlikte. Mimarlar Odası, Ekodos, Ticaret Odası, Kuşadası Kadın Platformu ve sivil toplum örgütlerinden ve bizim amacımız aslında bu karar taş ev olsun ve çatı kaplama olsun. Altının boş olduğunu biliyorduk ama en azından bir korkutmak, kontrol edilmek açısından da önemliydi. Asıl hedefimiz bizim, yani benim düşüncem daha doğrusu, ki birçok köylü de buna katılıyor, Caferli'yi olduğu gibi koruyabilmek. Çünkü gerçekten Kuşadası bölgesinde tek küçük kalmış ve korunmuş köy Caferli köyü. Tabii bir sürü köyümüz var, yayla köyü, oradan Kirazlı, Yeni Köy gibi köylerimiz var. Amacımız aslında Güzelçam'ın üst yolun üst kısmında Kirazlı'ya kadar olan bölge, biliyorsunuz ve daha da çoğu var, tarım bölgesi ve tarımı koruyabilmek, ekolojik yaşayabilmek ve burada önemli bir ekolojik çalışan Gürsel Hanım var, Değirmen Çiftliği. O da bize çok büyük bir örnek. Bir kısmı zaten köyümüzün içinde. Kırsal kalkınma, evlerimizi taşla kaplatabilme. İçinde tarihi iki mekanımız var. Biri okul ve bir sarnıç çeşmemiz var. Bunları koruma altına zamanında aldırabildik. Ancak bunların restorasyonu gerekli. Bir köy müzesi, tarım müzesi olabilir, bir kültür merkezi olabilir. Bunun gibi etkinlikler, işler yapabilmek. Buna beyin fırtınası yaparak çareler bulup ve belediyenin de desteğiyle burayı kültür rotasına sokabilmek çok önemli diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben bir de Caferli için bugüne kadar yaptığımız sosyal kültürel boyuttaki çalışmaları kısaca tanımlamanızı isterim. Bu çok uzun aslında benim ve çoğu kişi biliyor tabii. Biz festivaller yapıyoruz, konuklar davet ediyoruz, köyümüzü anlatıyoruz. Köyde daha önce hiçbir şey yoktu, sadece bir kahve haricinde. Şimdi kadınlarımız orada işler yapmaya başladılar, kahvaltılar, yemekler veriyorlar, zeytinyağı satılıyor. Bunları öne koyduk. Bir kıraathane açıldı, gerçek bir kıraathane anlamına uygun bir şekilde. Hepsi bir kadın işletmeci, kadınlara biraz daha destek olmaya çalışıyoruz bu köyde. Çok uzun aslında benim anlatacağım. Bir gün bir toplantıda bunu sunabilirim, yaptığımız işleri. Ama şimdi pandemiden dolayı sakin duruyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben katılımcıları, Alp Bey saat 11'de katılacağını söylemişti. Şimdi şöyle bir noktayı alabilir miyiz Faik?
Soruları önce alalım, sonrası da asıl öncelikli konumuz olan Kervansaray'ı tartışalım. Bir şey söyleyebilir miyim? Caferliği aslında bir pilot bölge ilan edip o pilot bölgeden başlayarak diğer köylere de giderek bir çerçeve oluşturmak. Ekolojik köy, doğallığını koruyarak, yapılaşmaya izin vermeden tarımını koruyarak. Bunu pilot bölge olarak seçebilirsek bu önemli. İlk önce küçükten başlayıp daha sonra büyüterek gitmek diye bir önerim var. Teşekkür ederim. Evet Sibel'cim, benim de buna eksikliğim evet. Belki var arasında bazı maddelerin ama hepsini okuyamadım. Şimdi bu tip yerlerde o bölgeyi tanıtan, yani müze demiyorum ama mesela ekolojik yapısını, flora faunasını, tarihi bölgesini, geçmişini dair kimliğini ortaya döken bir tanıtım alanı, yani müze gibi. Müze olacak kadar büyük olduğunu düşünmüyorum. Yani yöresel özellikleri tanıtmak ve geliştirme aday bir alan. Hatta sinevizyon gösterileri olabilir açık yöreler. Oranın malzemesi olur, bitkisi olur, insan olur, halk oyunları olur. Öyle bir şey var mı göremedim. Yoksa ilave edilirse... Şöyle, biz çalışmalarımızı ortak geliştiriyoruz ama orada yaşayan kişi olarak Nazlı Hanım'ın sizin bir hayalleriniz vardı bizi besleyen. Onları söyleyebilirseniz. Hangisi? Birçok hayalim var ama. okulun işlevi, okul önündeki meydanın işlevi. Evet. Kadınlar için. Evet, yani orada bir kültür merkezi haline getirebilirsek, restore ettirip zaman içinde orada kültür ve sanatla ilgili bir sürü projeler yapmayı hedefliyoruz. Bunun içinde de sanat olsun istiyoruz. Çalıştaylar olsun istiyoruz. Heykel çalıştayları, resim çalıştayları veya başka doğa ekolojiyle ilgili çalıştaylar. Artı kadınlara orada kuşakla birlikte kadınlara bir örnek çalışmalar sunabilmek, turizmi bunun içine katıp, hatta bizi geçenlerde bir turizm firması aradı. Köyünüze biz Amerikalıları getirmek istiyoruz. Mikrofonunuz kapandı. Hem baskı atölyesi, hem her eve ziyaretçileri dağıtarak bunlarda yemek yiyip sohbet etmek için bir öneri de geldi bize. Ama şu anda pandemiden dolayı o şeyi durdurduk, bekletiyoruz. Bunun gibi birçok şey var. Haftada bir gün bir caz konseri veya klasik konserler, ki Kuşadası'nın çok ihtiyacı olan bir klasik müzik meydanı yaratmak da düşüncelerimden biri. Teşekkür ediyorum. Kıraathane açılmış. O kıraathane gerçekten çok özel bir nokta ve çocuklara eğitim veriyorlar orada Caferli'de. Ve manzarası çok özel. Dolunay'ın çok özel izlendiği bir yer diyor. Biz onu işte pandemi sonrası izlemek istiyoruz. Ve Caferli'yi Toskana'sı diye tarifliyorlarmış. Gerçekten özel değerleri var. Ben dünkü vatandaşlık temel gelirinde şöyle bir şey öğrendim. Dünyadan da katılımcılar vardı. Yerelde ve Faik bize biraz daha soru gelirse onu aktarabilir. Pandemi sonrası işte iklim krizi, şu bu hepsi değerlendirildiğinde yaşam 3 odaklı olacak kişi. İşte 3'te birini meslek kapsayacak, 3'te birini kültür kapsayacak, 3'te birini sanat kapsayacak. Bu temel o kadar doğru geldi ki bana. Yani sanıyorum Atatürk de bu temeli, çok sesli müziği falan bize o nedenle getirmek istedi. Yani biz bizi üretebiliyoruz. Şu an mesela Caferli'de tek sesle çıkmadı bu şeyler, çalışmalar. Muhtarımız aktif. Muhtarımızın kadın olarak
işte kadın istemiştik. Eşi ve kadın azası var ki Caferli Dayanışma Derneği'nde ikinci başkan o aza. Ve siz atölye kurmak istiyordunuz oraya doğru olan Nazlı Hanım üretim atölyesi. Biz o üretim atölyesine acaba oranın tarihi mirasını koruma çerçevesinde taş atölyesi veya işte neyse oraların yapı özelliği onları eklemletebilir miyiz? Bu bırakın Kuşadası ölçeğini, Aydın ölçeği belki de işte Alp Bey katıldığında veya Ayşe Hanım da Çekül temsilcisi. Beyda Hanım ben geldim bu arada. Aa, hoş geldiniz. Tamam. Sözü size bırakmak istiyorum. Siz hep diyeceksiniz ama şu soruyla ben hoş geldiniz. Şu soruyu öncelikle siz başını kaçırdınız. Gerçekten 19 Mayıs çok anlamlı bir haftada bu toplantıyı yapıyoruz. Her işte vardır bir hayır diyorum. Bana dün telefonda 20 yıl önceki bir konuyu zamanın doğru yapıldığında zamanın çok farklı şeye evirdiğini örneklediniz. Çok farklı bir kişiden selam getirdiniz. Yani hiç kimse hiçbir şekilde emeğinin küskünü olmayacak, olmamalı. Ben bu iradeyle bugün geldim ve bu iradeyle buluşuyoruz. Özellikle tüm katılımcılara bu anlamda teşekkür etmek istiyorum. Alp arkadaş, yel değirmeni aktardım. Onu belki daha sonra Faik arkadaş bunları kayda alıyor. Kırsal miras temalı toplantınız var. Toplantı koordiniyor Tarihi Kentler Birliği ve Çekül. Biz Caferli'yi oraya taşıma amaçlı başladık bu çalışmalarımıza. Siz de bunu bize kırsal miras konusunda Türkiye ölçeğinde çok farklı birikimdesiniz ve siz kızımın arkadaşısınız. Çok özel bir insansınız. Ben emeğinize çok saygı duyuyorum. Genç olarak da çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Teşekkürler, sağ olun. Ben dediğim gibi şu anda katıldım ama öncelikle kırsal mirastan bahsediyoruz. Evet, evet. Şimdi bizim kırsal mirasla alakalı uzun yıllardır devam eden bir araştırmamız var. Aslında hala devam ediyoruz. Kırsal nasıl yaşar, nasıl kırsalı yaşatmaya devam edebiliriz diye. Çünkü malum artık kırsalla kentsel ayrımı ortadan kalkmaya başladı. Yani biz köyler bir şekilde kentin hinterlandının bir parçası, kent toplumunun bir parçası olmaya başladı. Bu yaşadığımız çağda kırsalı yaşatmaya nasıl devam ederiz, kırsal mirası nasıl koruruz diye. Burada öne çıkan birkaç tane şey var. Yani yaşayan köylere baktığımız zaman nasıl yaşamaya devam ediyor? Hangi köylerde koruma çalışmaları yapılıyor diye. Bunlardan ilk iki tanesi daha gelip geçer şeyler. Onları hızlıca söyleyeyim. Yani birincisi evet bir şekilde turizm olan köylerde köy yaşamaya devam ediyor ama köy hayatı çok ciddi bir şekilde etkileniyor, zedeleniyor. Yani Türkiye'de bu şekilde yaşayan köyler var. İkinci bir şey, kentten kıra yerleşen insanların olduğu köyler var. Bu köyler de yaşamaya devam ediyor ama fiziksel olarak yaşamaya devam ediyor. Köy hayatı yine büyük ölçüde zarar görüyor. Esas üçüncüsü ve önemli olan köy birlikteliği, kırsal birliktelik aslında bir mekan aidiyetiyle ortak mekanda üretim yapmak üzerine kurulu bir kavram. Biz mekan aidiyetini ve ortak üretimi sürdürebildiğimiz sürece köy yaşamaya devam ediyor. O yüzden bence bir numaralı şey, yani kırsal için neler yapılmalı başlığında, hepsinden önce ilk başta ortak olarak nasıl üretim yapmaya devam edeceğiz? Bu üretim illa bir tarım üretimi olmak zorunda değil. Kolektif olarak kültürel veya sosyal bir üretim olabilir. Geçen toplantınızda kooperatiften bahsediyordunuz. Bir sosyal bir kooperatif bana özellikle bu açıdan çok olumlu bir yaklaşım olarak geliyor. Çünkü bir şekilde bir üretimin yöntemi ve bu üretim mekan aidiyetini sağlıyor ve kırsalın yaşaması için öncelikli konu o mekana sahip çıkmayı sağlamak. Öyle köyler gördük ki
Biz Anadolu'da çok fazla dolaşıyoruz. Yani özellikle pandemiden önce çok dolaşırdık. Haftada en azından Anadolu'da bir yeri ziyaret ediyor olurduk. O yaşayan köylerde insanlar gitse bile, köyü terk etseler bile köylerini unutmayan, kendilerini köye aidiyetini hisseden, yani ben falanca köylüyüm diyen ve oradaki eserlere ve oradaki üretime sahip çıkan insanlar oluyor. Yani mesela öyle köyler var ki içinde 3-5 kişi yaşıyor ama hala fırınları çalışıyor çünkü fırınlarda ekmek yapıp İstanbul'a gönderiyorlar. İnsanlar işte dedelerinin evlerine sahip çıkıyorlar, mekanlarına sahip çıkıyorlar ve o köyün aidiyeti aslında o köylü, o topluluğun parçası olma durumu köyü yaşatan. Biz binaları nasıl koruruz ya da işte sokaklarını, meydanlarını nasıl koruruzdan ilk önce bu mekan aidiyetini, o topluluğun bir parçası olma hissini nasıl koruruz sorusunu sormak en önemlisi. Yani burada esas korumaya çalıştığımız o topluluk aidiyetini sağlamak. Bunun için her alanın kendi şartları vardır. Ben Caferli'yi tanımıyorum o kadar. Bunu siz biliyorsunuz. Ama bu çalışma içinde yani koruma için öncelikle buradaki, buraya sahip çıkacağımız bu topluluğu bir arada tutacak bir tutkal olması lazım. Bu tutkalın ne olduğunu, bu üretim biçiminin ne olduğunu, o mekan aidiyetini sağlayacak aracın ne olduğunu keşfetmeye çalışmak bence iyi bir başlangıç olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Biz şöyle Kuşadası proje önerileri diye yanlış geldi. Şöyle bir başlıkla geldik, toplantıya başladık. Çok kısa getireceğim, konuşacağım. Kuşadası merkez projelerini aktarmıştık. Öncelikli projemiz Kervansaray. Sizin de zamanınız çok değerli. Kervansaray projesini Ayşe Şerifoğlu da aramızda. Ayşe arkadaş, önce sizden alıp sonra Alp Bey'e aktaralım bu konuyu. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kervansaray'la ilgili biz daha önce belediye olarak bir çalışma yürütmüştük Çekül'le birlikte. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Belki hani sorularımızın çoğuna şeyde de afişte de belediyeden katılımcı olacak demiştiniz. Acaba katılan olacak mı? Şu an katılanlara bakamadım ben. Faik. Daha doğrusu birçok sorunun cevabı belki hazır, biz bilmiyoruz. O yüzden dedim hani yetkili birilerinin olması çok iyi olurdu toplantıda. Birçok sorumuza cevap verebilirlerdi. Oya Hanım'a soruyorum. Oya Hanım belediye başkanı, Merdiven Dernek Başkanı olarak belediye başkanına bu toplantı için bir katılımcı talep etmiştik. Yanıt geldi mi? Ben de soramadım Oya Hanım'a. Oya abla. Tamam, siz devam edin. Neyse. Bir de Bülent Bey'e ben hani başlamadan önce bir şey sormak istiyorum. Kent kimliği çalıştayı neden Ekim'de yapıyoruz? Mesela Ekim'e daha çok süre var. Madem bu kadar önemli projeler var önümüzde ya da karar vermemiz gereken durumlar var. Neden daha önce alamıyoruz? Önce bir onu sorayım dedim. Sonra Kervansaray'a geçeyim. Cevap veriyorum. bu diyalog süreci içerisinde Ömer Bey ile görüştüğümüz zaman zarfında bu gerçekleşti. Yaz döneminde kendilerinin yoğunluğu, bizim de bu projeyi hazırlayabilmemiz için yapacağımız başlıklar olabilirdi. Aslında işte bir altlıklarını yapmış oluyoruz. Bu üçüncü görüşmemiz Zoom üzerinden olsa da. Bu pandemi koşulları nedeniyle de biraz sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Bu anlamda kentin kimliğinin belirlenmesi için müştereklerimizin kimler olması gerektiği konusunda bir gündeme alalım diye düşündük. Kendisi bizim bu çalışmayı ördükten sonra bir proje haline getirdiğimizde belediyenin de katkısı olacağını ve bunun dikkate alınacağını
belirttiği için o tarih söz gündemde. Ama biz yavaş yavaş bunun altyapısını oluşturabiliriz. Alt başlıklarını belirleyip onun üzerinden çalışmalarımızı sürdürebiliriz. Daha sonra o çalıştayda da olgunlaştırdığımız bu fikri kamuoyuyla paylaşabiliriz. Belki hani benim de önerim aslında o yönde olacak. Hani bu kadar uzun bir süre daha Mayıs'tayız. Ekim'e evet. kadar uzun bir süre var. Bahsettiğiniz projelerin hepsi de ayrı bir uzmanlık konusu. Yani her biri ayrı bir şey. Onun için ayrı ayrı çalışma grupları oluşturulup belki o şekilde gidilebilir. Hani böyle her hafta yine biz toplanalım farklı bir şey ama en azından ona bilimsel bir altlık olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum. İyi olur. Biz kent dayanışması grubumuzda yerel yönetimler ve ekoloji grubu diye bir alt çalışma grubu da oluşturmuş idik. Bu evet. oluşturduğumuz grup içerisinde sözünü ettiğiniz o programlamayı yapacağız. Yani ve bir takvim çıkartmak düşüncesindeyiz. O takvim çerçevesinde de bu önerileri alabiliriz. Kuşadası artık eskiden olduğu gibi sizin de belediye deneyiminiz var biliyorsunuz. Sadece merkezden oluşmuyor. Yani büyük şehir olduktan sonra işte köylerimiz var, mahallelerimiz evet. var. Bu, tek tek bunları da baz alarak hatta biz şöyle düşünmüştük. Evet. Muhtarlarla görüşelim. Yerel sorunlarını onların da alalım. Yani bu çalışmayı birim olarak mahalle bazında örgütleyelim. İşte Güzelçamlı gerçekten proje üretiyor. Hepimize bir motor güç oldu aslında. Özellikle Zübeyde Hanım'ın bu çalışmaları çok anlamlı. Çünkü ayağı yere basan projelerle gitmek durumundayız. Ama ben şimdi Caferli'de yaşamadığım için işte Caferli'nin sorunlarını bilmiyorum. Ama Caferli de çok güzel bir örnek olmaya başladı. Bütün bunları tek tek örneklemek mümkün. İşte Kirazlı'da bir ekoturizm olabilir. Başka yerde neler yapılabilir? Bunları da baz alarak Kuşadası'nın bir bütün olarak değerlendirebiliriz. Ve bunları alt başlıklarını da birlikte belirleyelim. Ve bu çalışmalar bize son yapacağımız çalıştayda bir zemin oluştursun. Amacımız bu. Peki. Teşekkür ederim. Alp Bey de bahsetti işte söylediğimiz bütün köylerdeki köylerin kendi aidiyetini yaratacak olan kişiler kendileri olması gerekiyor bence. Hani onlardan da mutlaka kişilerin aramızda olması gerekiyor. Ben Kervansaray ile ilgili sanıyorum 3 sene önceydi. Çekül ve Tarihi Kentler'le birlikte bir çalışma yapmıştık Kervansaray'ın kent müzesi olmasıyla ilgili. Orada da daha sonra Bursa'ya bir gezi düzenledik. Bu geziye de Kuşadası'ndan birçok sivil toplum örgütü, Mimarlar Odası işte yerel tarih grubundan, meclis üyelerimizden, başkan yardımcılarımızdan ya da yetkili kişilerden gelebilenlerin hepsini götürerek oradaki müzelerde bir inceleme yapmıştık. Daha sonra bir bilmiyorum Bülent Bey siz de katılmışsınızdır ya da buradaki arkadaşların çoğu katılmıştır. Kervansaray'da da bununla ilgili bir sunum yapmıştık. Nasıl bir müze olsun diye. Evet, ben katılmıştım. Hani, şöyle düşünmüştük. Antik yani tamamen bir kent müzesi olsun. Çünkü Kervansaray biliyorsunuz çok önemli bir konumda. Gemiyle gelen ya da Kuşadası'na gelen herkesin mutlaka ziyaret edebileceği, etmek isteyeceği bir konumda. Antik çağdan günümüze her odasını simülasyonlarla zenginleştirecek, sergilerle, ortak mekanlarla zenginleştirecek bir müze haline getirmeyi düşünmüştük o zaman. Ama maalesef o dönemde gerçekleştiremedik. Daha sonra arkadaşlarım çalışıyor ama ben yani şu anda Kervansaray'la alınmış ilgili bir karar henüz yok. Belediyeden birisi olsaydı, yetkili bir arkadaşımız olsaydı belki bize daha net, somut cevap verebilirdi. Onun için şu anda çok bir şey söyleyemiyorum ben açıkçası ama elimizde kent müzesiyle ilgili bir çalışma var yani. Belediyede de var bu ilgili arkadaşlar da Etüt Proje Müdürlüğü'nde.
Teşekkürler Ayşe arkadaş. Bülent Bey, yarın bir toplantıya gideceksiniz sanırım. O nedenle biz bugüne sıkıştırdık. O konuda bir bilgi verirseniz sonra Alp Bey bize bu müzeler ve Çekül'ün sorumluluğunu belki paylaşır. Teşekkürler. Evet, yarın biz kent dayanışması olarak saat 2'de 14 diyelim. Emekli Sen'de bir araya geleceğiz. Geleceğimiz toplantıda özellikle Kervansaray'ın müze olması ve kent müzesiyle birlikte kültür merkezi olarak düzenlenmesi gerektiğini konuşacağız. Aynı zamanda Kuşadası Belediyesi'nin meclis toplantısı var. Bu meclis toplantısına da buranın daha evvel alınmış Kuşadası Belediye Başkanı Özel Kayalı döneminde alınmış karar gereği mecliste de alınan bir kararı var. Kuşadası Belediyesi'ne tahsisli olan bu ya da kiralanan yerin vakıflar tarafından buranın kullanımının tamamen kentin yararına bir kültür merkezi olarak düzenlenmesi gerektiğini ve kent müzesi ihtiyacının giderilmesi için bir öneride bulunacağız. Onunla ilgili Serdar arkadaşımızın da hazırladığı bir metin var. İsterseniz eğer uygunsa da yanında hemen ondan da söz etmesini isterim. Değilse daha sonra şey yapabiliriz. Onu sizlerle paylaşabiliriz o metni. Ben bu konuda bir şeyler söyleyebilirim. Evet. Duyuluyor mu sesim? Evet, evet. Biz Kervansaray'ın konaklama tesisi olarak, müze olarak değil de konaklama tesisi olarak kullanma kararını öğrendik. Basından öğrendik esasen. Ve Anıtlar Kurulu'na bunun için başvurduğunu SLK haberin yazdığı bir haberden öğrendik. Onunla ilgili meclis toplantısına gidip talebimizi belirtmek istedik. Zira Kervansaray'ın müze yapılması için biz 2014 yılında bir platform oluşturmuştuk. Kervansaray Müze Olsun platformu. Ve bu platformla birçok eyleme imza atmıştık. Kent konseyiyle toplantı yapmıştık, imzalar toplamıştık. Pazar yerlerinde dahi imzalar toplamıştık, binlerce imza. Basın açıklamaları yaptık Kervansaray'ın önünde ve çok uzun süre Kervansaray'ı belediye alsın ve burayı müze yapsın dedik. 2017 yılında da Kervansaray'ı müze yapmak üzere bir meclis kararı alarak belediye ihaleye girdi ve Kervansaray'ı kiraladı. 2018'de de biraz önce Ayşe Şerifoğlu'nun anlattığı gibi bir çalışma yapılıp bu Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı Profesör Doktor Metin Sözen ve ekibinin katkılarıyla Kervansaray'ın müze yapılmasına dair bir proje oluşturuldu. Projelendirmeye gidildi. Ve bu Kervansaray'da da 2018 Temmuz'unda halka sunuldu. Ve çeşitli önerilere açık olduklarını, bütün sivil toplum kuruluşlarından da insanlardan da görüşler alınacağını belirtmişlerdi o dönem. Fakat şimdi bir müze olacağına dair, pardon, konaklama tesisi olacağına, otel olacağına dair bir bilgimiz var. Fakat belediyeden bir bilgi alsaydık, burada bir belediye görevlisi olsaydı iyi olurdu. Biz o amaçla belediye meclisinin toplantısına gidip saat 16'da Kervansaray'da yapılacak olan toplantısına gidip bu talebimizi yine iletmek ve bilgi almak istiyoruz. Kervansaray'da bulunan 13 odanın otel yapılması ve kent müzesi kimliğinin oluşmamasından rahatsızız. Oranın kent müzesi olmasını, kent belleğini zenginleştirecek bir yapı olmasını, bir kültür merkezi, sanat merkezi olmasını istiyoruz. Fakat dediğim gibi çok önemli bir bilgimiz yok. Pazartesi günü bunu öğreneceğiz diye düşünüyorum ve talebimizi ileteceğiz. Teşekkür ediyoruz. Alp arkadaş, siz ne dersiniz? Yani aslında Ayşe Hanım zaten çok güzel özetledi. Keza hani Ayşe Hanım bütün hem Çekül'ün hem Kuşadası Belediyesi'nin de bir parçası olarak o süreçleri aslında
benden çok çok daha hakim. Benim Kuşadası özelinde ve Kervansaray özelinde bu anlamda bir şey söylemem yanlış olur. Ama şöyle diyebiliriz. Yani genel olarak kent müzesini nasıl düşünmek gerekir? Bir kent müzesinin çerçevesi nasıl olması gerekir konusunda belki belediyeye tekrardan aktarılabilecek. Çünkü bir hatırlatma yapılması gerekiyor belli ki. Kent müzesi illaki müze deyince bazen başkanların gözünde şey canlanabiliyor, işte bir arkeoloji müzeleri gibi statik, işte insanların girdiği, eserleri gezdiği bir sergi alanı canlanabiliyor. Kent müzesi dediğimiz alan bir yaşam merkezidir aslında. Yani burası bir kere gidip dolaşıp çıktığınız bir müze değil. Aslında sosyal ve kültürel bir merkez olarak tasarlanabilecek bir alan. Yani burası benim hiçbir şey gezmek için değil ve sadece çay içmek için bile gidebileceğim bir kamusal mekandır. Çünkü kentin kimliğini bu kadar yansıtan önemli bir anıt eserin aslında yine kamuya ait olması lazım. Kamudan kastım halkın kullanabileceği bir alan olması lazım. Bu anlamda kamusal niteliğini yükseltmek için kent müzesi diyoruz. Kamusal nitelikten kastım şu: ne kadar daha çok insan kullanıyor, ne kadar daha çok insan erişebiliyorsa kamusal niteliği o kadar yüksek olacaktır. Yani bir otelin de kamusal niteliği var mıdır? Birazcık, eğer orada kalıyorsanız içine gidip orada çay içebilirsiniz vesaire. Ama bir çarşı alanı gibi değildir, öyle değil mi? Çünkü çarşıya herkes girebilir. Herkes orada vakit geçirebilir. Ve bu bahsettiğimiz kent kimliğinin, mekan aidiyetinin oluşması için insanların anılarının geçmesi lazım. Yani çocuğumu orada oynatacağım, işte gideceğim orada birileriyle tanışacağım. Bir anım olacak ki ancak o zaman orayı kabulleneyim, yaşatayım. O anlamda yani kent müzesi belki aktarılırken belediyeyle yapılacak görüşmelerde bunun illaki bir belediyeye yük olacak bir kapalı sergi alanı değil, buranın aslında bir kültürel, sosyal canlılık getiren ve bununla birlikte elbette ekonomik canlılık da getiren bir merkez olarak düşünülmesi gerektiği anlatılırsa daha esnek bir şekilde işlevlendirilebileceğinin altı çizilebilir. Yani bunun içinde etkinlikler düzenlenebilecek alanlar, işte sergi alanları, eğitimler düzenlenebilecek alanlar, bir şekilde ticaretin de olabileceği, ama bu ticaretten kastım hani bir falancı markanın satış yeri olarak değil de burada yine dayanışma içinde üretilmiş bir takım şeylerin de satılabileceği. Çünkü Türkiye'deki kent müzelerinde bunun çok güzel örnekleri var. İşte kooperatiflerin satış üniteleri ya da bir yandan oradaki atölyelerin satış ünitelerinin olduğu. Hatta gerekli şartlarda yani konaklamanın bile içinde olduğu kent müzeleri bu anlamda var. Ama bu çok özel bir durum. Yani hani burada bir Kuşadası kadar otelin olduğu bir yerde konaklama ihtiyacı nedir? Nasıl bir konaklamaya ihtiyaç var? Tekrar düşünülebilir ama hani bazı yerlerde içinde çok bir ya da iki odasının özel bir misafir geldiği zaman kalacağı konaklama olan örnekler biliyorum. Ama dediğim gibi bu yerlerin şartlarına uygun. Yani Kuşadası kadar otel olan bir yerde ne kadar gerekli olup olmadığını sizler daha iyi biliyorsunuz. Neticede toparlayayım, altını çizmek istediğim, yani buranın siyahla beyaz olarak düşünmek zorunda değil. Gerek sivil toplum, gerekse de yerel yönetim. Yani çok fazla işlevi içinde barındıran bir kent müzesi, bir kentsel yaşam merkezi işlevlendirilebilir. Bunun çok iyi örnekleri de var. Türkiye'de de, yurt dışında da, ama Türkiye'de giderek sayıları artıyor. Bu örneklerle de desteklenebilir belki. Hani bakın, burası da bir kent müzesi, bu da bir kent müzesi. Ekonomik olarak yararı da olabilecek bir kent müzesi olacak bu kente. Belediye başkanları açısından bu önemlidir çünkü. Bu anlamda bir şey sunabilirsiniz diye düşünüyorum. Tahmin ediyorum ki Ayşe Hanım da beni destekleyecektir, bilmiyorum. Alp Bey, çok güzel izah ettiniz. Teşekkür ediyorum ben. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bu Çekül'le yaptığımız Metin Sözen hocamın da katkılarıyla, Mithat Kırayoğlu hocamın katkılarıyla çok güzel bir proje çıkmıştı ortaya. Bunu belediyedeki mimar arkadaşlarım, diğer sanat tarihçi arkadaşlarım
hepsi bu konuyu sizin anlattığınız şekilde çok iyi biliyorlar. Hani basında çıkan bir haberle sadece, bence çünkü alınmış bir meclis kararı ya da bir encümen kararı olmadan hani öyle bir şey düşünmek bence biraz yanlış diye düşünüyorum. Onun için hani haberin gerçek öyle alınmış resmi bir karar varsa o yönde gidilebilir. O da dediğiniz gibi hani iki tane odası çok özel bir oda, o müzeyi destekleyecek şekilde yapılabilir. Hani detayları öğrenmeden o şekilde bir tavır almak bence çok doğru değil diye düşünüyorum. Eğer varsa alınmış bir karar, ondan sonra şey yapalım. Hani basında her türlü haber çıkabiliyor çünkü her zaman farklı haberler de çıkabiliyor, gerçek olmayan haberler. O yüzden haberin kaynağını öğrenelim. Girişimde bulunalım tabii ki, Kuşadası için en iyisi hangisi olacaksa onu yapmak için uğraşalım hep birlikte. Teşekkür ediyoruz. Kervansaray için başka söz almak isteyen arkadaşımız. Çete yazan arkadaşlar var. Evet. Söz almak, Kervansaray bir süreci işte belediye başkanı da buluştu, duyarlı, buluşmak istiyor. Kent dayanışması buluşmalarıyla da bunu örnekledi. 3,5 saate yakın bir toplantı gerçekleştirdiler. Reyda Hanım, şeyi unuttum. Server arkadaş dedi ki Anıtlar Kurulu'na bir yazı yazılmış gibi bir şey söyledi, bilmiyorum ama zaten Anıtlar Kurulu'yla şu anda bizim tamamen Anıtlar Kurulu'yla değil, yani vakıflardan kiraladığımız için önce bir yıllığına kiralanmıştı orası. Daha sonra biz hani müze yapma kararı aldıktan sonra bir yıllık, her yıl yeni bir sözleşme olmasın diye onu 10 yıllık bir süreye uzattırmıştık. O da zaten müze yapma koşuluyla alınmıştı o uzatma. Vakıflar o şekilde bize izin vermişti. Kurul ikinci aşamada belki hani işleviyle ilgili falan kuruldan izin almak gerekiyor. Evet, bu bilgi akışı olacak. Sanıyorum belediye başkanı yurt dışındaymış. Oya abla, geldiniz mi? Size yanıt geldi mi belediye başkanından? Bizim toplantımızda belediyeden bir arkadaşımız var mı? Henüz bir yanıt gelmedi. Sanıyorum henüz okuyamadı da. Kiev'de olduğu için herhalde burayla pek... ilgisi yok şu anda. Başka turistik olarak Kuşadası'nı tanıtmakla meşgul sanırım. Ben haber alır almaz herkesi bilgilendireceğim zaten. Özge Hanım var, dış ilişkileri müdürümüz. Biz sürdürülebilir turizm projemizi o arkadaşımızla hazırlamıştık. GEKA'ya sunmak istediğimiz projeyi kendisi, belediye başkanımız ona yönlendirmişti. Bizim duyuru yaptığımız platformlarda Özge Hanım da var. Yani bir şekilde bu kentte yaşayan kişi olarak görüyorum ben. Belediye başkanımız da bu kentte yaşayan bir kişi. Özge Hanım, yani belediye çalışanları da öyle ve sonuçta yaşam sürekli yatay ilişkilerin olduğu düzende zaten bizim Kuşadası Dayanışma Platformu veya mahallemizdeki dayanışma platformu, bunu Türkiye ölçeğinde örnekleme hayalindeyiz. Belediye başkanımız belediye görevi bittikten sonra daha çok birlikte olacağız. Biz bu sürece belediye başkanı iken birlikte olma tadında yaşamak istiyoruz. Çünkü yapabilirliği çok fazla yerel yönetimlerin. Ben teşekkür ediyorum. Çekil gibi bir oluşum var şu an aramızda. Ben Alp arkadaşa başka soru yoksa buyurun. Kervansaray konusunda görüşlerimi açıklamak isterim. Alp Bey çok güzel formüle etti. Bu toplantılarda, yani daha önceki yıllarda biz de aramızda tartışmıştık. Bu Kervansaray'ın müze olması için
yapılan çalışmalarda hasbelkader kurumsal imza atan kişilerden birisiyim. Tabii ki her projede olduğu gibi bunda da güzel bir hikaye ve senaryo olması gerekiyor. Yani siz bir müzeyi ne amaçla yapacaksınız? Yani bundaki hedef kitleniz nedir? Eğer bunlar doğru saptanmazsa tabii ki böyle yani adı müze ama ne olduğu belirsiz bir değişik yapı ortaya çıkabilir. Benim için buradaki yol haritası ilk önce bu konsept yaratılırken Kervansaray'ın tarihsel işlevi üzerinden gitmek. Yani Kuşadası Kervansarayı coğrafi olarak nasıl bir özelliğe sahipti? İstanbul'la İskenderiye arasındaki deniz ticaret ve haç yolunda tam orta noktadaydı. Yani bu yani neredeyse hani coğrafya kaderdir derler ya, bir kader noktası gibi bir yerdi. Şimdi Kervansaray tamamen otel yapılacak dendiği zaman bu çok yanlış bir şey. Ama Kervansaray tamamen de işte bir dijital gösteri merkezi olacak dersek de yanlış. Alp Bey çok güzel formüle etti. Bence Kervansaray adı üzerinde eskiden bir ticaret merkeziydi. Demek ki içinde ticari bir takım faaliyetlerin olması gerekir. Ama bu ticari faaliyetler işte öyle çok meşhur markaların dükkanı şeklinde değil. Buradaki yerel sanatların, ne bileyim işte kadın emeğinin veyahut buranın meşhur bir takım el sanatlarının üretim veyahut sergileme yeri olmalı. Ve ayrıca hani vakıf mantığından gidersek, burası sonuç olarak bir vakıf eseri, burada bir akarın olması lazım. Yani tamamen kendini otofinansmanla ayakta tutabilecek bir akarının yani gelirinin olması gerekiyor. Bu da tabii Avrupa müzelerinde hani ben birebir çok gördüm ve de gerçek bir gelir kapısı. Museum Shop gibi bir şeyin olması gerekiyor. Birimin olması lazım. Gene Alp Bey sosyal yaşantı anlamında olması lazım dediği yani yaşama dair. Mesela bir kafenin olması lazım. Belki canım sıkıldığı zaman gidip orada bir çay içmeliyim ya da bir kahve içmeliyim. Ama Kervansaray gene adı üzerinde sadece ticaret değildir. Konaklama faaliyeti de içermek zorunda. Ama bunu hani otelden para kazanmak anlamında değil, üst kattaki 3 tane odayı devlet konuk evi gibi, yani bu konaklama konseptinin de unutulmadığını ve de buraya gelen önemli misafirlerin belki parasız kalabileceği, yani burada tanıtım önemlidir. O kişinin burada kalması buraya bir tanıtım katkısı olacaktır. Böyle bir konaklama kısmının da 3 oda, 4 oda neyse yani onu artık uzmanlar incelerler. Ve de alt katında bu söylediğim sergileme kısımlarının, bölümlerinin olması gerekiyor. Yine üst katta kullanılmayan odalarda buranın bir kent belleğinin olması gerekiyor. Yani Kuşadası'nda kent belleği yok. Yani hatırlıyorum 3 dönem önceki belediye başkanı adaylarından birisi bunu iddialı bir proje olarak sunmuştu. Ben de bir soru sormuştum. Oradaki şehir planlamacısı hiç hoşlanmamıştı sorumdan. Yani kent arşivinin ve belleğinin burada oluşması gerekiyor. Burada çok değerli mesela fotoğraf sanatçıları var. Gene üst kattaki odalardan birisi bunlara Uluslararası Fotoğrafçılar Merkezi gibi kullandırılabilir. Yani birçok şey üretilebilir. Yani bu tek tek sıralamaya gerek yok. Ama burada Kervansaray projesinin senaryosunun ve hikayesinin Kervansaray isminin konseptine uygun olarak yazılması gerekiyor. Yani tabii Metin Sözen Hoca'nın çalışmasını bilmediğimiz için şu anda bir
yorum yapamıyorum ama bir önceki belediye başkanının bize Kervansaray'ın bahçesindeki sunumunda yarattığı izlenim sanki orayı bir dijital hani gösteri merkezi yapacakmış gibiydi ve karşı çıkmıştım. Yani o bu kadar kıymetli bir yer dijital gösteri için kullanılamaz. Hani belki bir köşesinde bir şey yapabilirsiniz. Onun için hikayenin ve senaryonun ve hedef kitlesinin yani bu Kervansaray'ın müze ve kültür merkezi olarak kullanılmasındaki hedef kitle nedir sorusunu ilk önce doğru tespit edilip ve daha sonraki bu fonksiyonel planlamanın Alp Bey'in de formüle ettiği gibi tek tek tespit edilip ve oradaki bağımsız bilim, bölümlerin, odaların bu şekilde kullanılması. Çünkü bu yani Kuşadası'nda elimizde kalan son mücevherlerden birisi. Bir de en başından beri hani genel planlama anlamında bir şey söylemek isterim. Şimdi biz tek tek yerleri konuşuyoruz. İşte tarış alanı ne olacak, Güzelçamlı'da ne olacak, Caferli. Bence bu bir master plan gibi düşünülüp bir makro planlama olması gerekiyor. Yani Pamucak'tan Güzelçamlı'ya kadar Kuşadası'nın elindeki envanter nedir? Yani bir planlama çalışması, ben kent planlamacısı değilim ama bir mühendis mantığıyla düşünmeye çalışıyorum. Ve eski bir turizm ajantası sahibi olarak Türkiye'deki birinci turizm şurasına katılmıştım. TÜRSAB'ı temsilen. Çevre ve Yatırımlar Komitesi'nde TÜRSAB'ı temsil etmiştim. Yani bir planlama çalışmasını yapmadan önce envanterin doğru çıkartılması lazım. Yani bizim elimizde şu anda sağlam nereleri kaldı? Yani işte bir güvercin adamız var, bir yılancı burnumuz var, Kadıkale'miz var. Yani bunların Pigale'miz var. Aslında birçok şeyler var hala da. Ama eğer makro planlamayı doğru yapmayıp biz tek tek işte Kervansaray ne olacak, öbürü bilmem ne olacak. Bu sefer bütün entegre şeyi kaçırıyoruz bence. Yani bizim entegre bir planlama düşünmemiz lazım. Ve o planlamanın içinde atıyorum kültür merkezi olacak yer tarış alanıysa orası tarış alanı olacak. O zaman Kervansaray'daki kültür ağırlığının müze ve daha çok yaşamsal ve ticari işte biraz da konaklama içeren ne bileyim Yılancı Burnu şu anda orada antik bir kent var suların altında. Mesela Arkeopark olabilir. Aynı şekilde Güvercina'da niye deniz müzesi olmasın? Çünkü gerçekten o fonksiyonunu eski yıllarda görmüş. Yani bunun daha böyle çalıştayın da hani Bülent Bey'in söylediği çalıştayın da bu tip alt komitelerin olması lazım. Daha sonra da herhalde çalıştaylarda olduğu gibi genel kurulda bunların bir şura kararı gibi, çalıştay kararı gibi. Sesiniz gitti Cenk Bey. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Bu arada Nejat arkadaş söz istemişti. Nejat arkadaşa da söz verelim. Mikrofonunu açar mısın Nejat? Ben bir iki rakam vereyim size müzelerle ilgili. İstanbul'un nüfusu 15 milyon. İstanbul'a yerli turist akışı yıllık 12 milyon. Yabancı turist akışı o da 10 milyon civarında. Dünyanın en önemli arkeoloji müzelerinden biri olan İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin toplam ziyaretçisi 390 bin. Yani bu yürekten acısı bir şey. Yani müze dendiği zaman bizde çok ziyaretçisi az olan öğren yerlerine gidiyor. Alp Bey'in ve Cengiz Bey'in
açıklamanla kesinlikle katılıyorum. Aynı yani Kervansaray'ın yaşanılan bir kent müzesi olması fikri inanılmaz derecede doğru geliyor bana. Ve daha da önemlisi Cenk Bey'in de söylediği ayrı ayrı projeler değil, İstanbul Turizm Platformu'nun yaptığı gibi bence Kuşadası'nın bir turizm master planı çalışmasını başlatmak ve bunun içinde bu konuların ayrı ayrı yer alması daha sağlıklı bir yol alınacaktır diye düşünüyorum. Vallahi ömrümüz geldi geçti ama o planı bir türlü yaptıramadık. Cenk Bey de biliyor, Bülent Bey de biliyor, sizler de biliyorsunuz. Yani olmuyor işte, yapılamıyor maalesef. Neden yapılamıyoruz? Ama ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Kervansaray ile ilgili hani Cenk Bey de izledim dedi ama projesi, senaryosu, taslak projesi, avan projesi, yani Çekül'ün bir uzman ekibiyle yapıldı. Çekül'ü hepiniz biliyorsunuz, Tarihi Kentler Birliği'nin kurucusu 20 üyeyle başladı. Şu anda 450-500'ün üzerinde belediye üyesi. Uzmanların hazırladığı bir proje, yani onun üstüne bir proje ben düşünemiyorum farklı bir şey. Söylenen konuların hepsi var içinde. Teşekkürler, sağ olun. Ben de görüşlere çok yürekten katılıyorum. Aslında müze insanların kafasında çok geri çeken, sadece ilkokul, ortaokul öğrencilerin gittiği bir yer haline geldi. Bu fikri de Türkiye genelinde yıkmak lazım. Aslında kentsel bellek merkezi, yani kent halkı için bunu yapıyoruz ya da yöre halkı için yapıyorsak, o kişilerin bir halk evi, toplum merkezi mantığıyla ürettiği, kendi rehabilite ettikleri, aynı zamanda ticari anlamda, aynı zamanda da eğitim alabildikleri, yani gençlerin, yaşların, her engelli olsun, herkesin orada kendini ait hissediyor. Yani kentle iç içe. Aslında ben bunun adını tabii içte bellek merkezi diye diyelim. Yani müze kelimesini biraz katı buluyorum. O yüzden belki müze demeyelim. Konaklama da birkaç oda misafirhane olmalı tabii ki. Onun için tümüyle eğitim, öğretim ve insanların orada kenti iç içe, yani halk evi gibi düşünmek lazım diye düşünüyorum. Son derece yararlı konuşmalar oldu. Onun için çok mutlu oldum bu tür düşüncelere. Ve belediyeyi de bu şekilde iletmek lazım aslında. Yani müze deyince o şekilde anlaşılıyor çünkü. Teşekkür ediyorum Serpil. Ben de sürdürülebilir kalkınma hedefleri, iklim krizi, pandeminin sonrası, yeni yaşamda Büyükşehir Belediyesi yasasıyla Kuşadası'nın taşıyacağı kimlikle, yani biraz önce turizm master planı dedi Cenk Bey, Kuşadası'nın yerinden kendi kendini yönetebilir Kuşadası'nı doğuracağına inanıyorum. Kentte o donanımda, o birikimde insanlarla dolu, envantere çıkarılsa kentte yaşayanların ülke ölçeğinde, uluslararası ölçekte çok donanımlı insanlar var. Bunun toparlayıcısı kentin belediye başkanı, aslında kentin babası oluyor. Ben hani böyle tanımlamak istiyorum. Ama yan yana duran, evlatlarıyla, bütün paydaşlarıyla yan yana duran, o kentin havasını aynı şekilde soluyan bir yapı. Ben onun güzel Kuşadası'nda doğacağına inanıyorum ki bu donanım onu getiriyor. Cenk Bey, tekrar Kervansaray dışında sizle konuşmadan önce, siz gelmeden önce Güzelçamlı'da da park alanı var. Doğa koruma çerçevesinde de projeler var. Size ben göndermiştim projeleri. Bugün bilmiyorum zaman nasıl kullanılır. Onları hani bugün mü girmeli? Kervansaray için başka konuşmak isteyen arkadaş var mı? Böyle söylemek istiyorum. Ve hatta ben söz almak olarak istiyorum. Bakıyoruz. Ben Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımızın da bu değerlerimize sahip çıkmasını bekliyorum ve çıkacaktır da. Hani yani bu bir süreç.
Bu süreç hepimize bir ders verdi, pandemi süreci. Hepimizin bir çıkarımı olacak. Bir yoğurt yiyiş modelimizi birlikte geliştireceğiz. Teşekkür ediyorum. Ben de Kervansaray ile ilgili bir öneride bulunmak istiyorum. Konuşmalardan anlaşıldığı kadarıyla aslında hem bir proje var ortada, oldukça da değerli bir proje var. Üç aşağı beş yukarı burada fikir belirten bütün arkadaşlar aynı hissiyata sahibiz, aynı tespitlerde bulunuyoruz. Demek ki şöyle bir hata yapıyoruz. Bu proje üstelik de son derece profesyonel bir yapıdan çıkan bir proje demek ki bilinmiyor. Ben mesela bu proje hakkında yeterli bilgiye sahip değilim. Ben değilsem bir başkasına da aktaramıyorum. Çıktı öneri, bir eylem. Bu projeyi öncelikle bizler eğitimcilerin öncelikle bizler bu projeyi bir şekilde görelim, öğrenelim, tartışalım. Kenarını, kıyısını, neresinde çok süratli bir şekilde ve elimizde bir mevcut olan bir projeyle daha önce arkadaşların bahsettiği, tespit ettiği noktada çok önemli. Evet, eylem yapmak. Evet, yani eylem yapmak derken yani bir yere odaklanıp buradan bir şeyler çıkması yoluyla yürümek. Evet, genel bir bütünsel bir proje, Ayşe Hanım çok haklı söylüyor. Bakın günlerdir uğraşılıyor, heyecan, işte toplantı 15-20 kişi olamıyoruz yani. Netice bu. Yani özelliğimiz bu. Dolayısıyla süratle bu Çekül tarafından hazırlanmış olan projeyi aktif hale getirmeye çalışalım. Bunu öncelikle bizler tartışalım. Doğru bir şekilde eksiğini, yediğini, fazlasını, iyisini, kötüsünü, neyse ortak görüşümüz, bunu tespit edelim ve bunu süratle kamuoyuna, insanlara aktarmaya çalışalım. Bunun etrafında bir konsensus oluşturmaya çalışalım. Benim böyle bir önerim var. Teşekkür ediyorum. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Elbette ki. Evet. Cenk Bey'in, Tahit Bey'in söylediklerine katılıyorum. Bütünlüklü projeler yapmak lazım ama ona şu anda anladığım kadarıyla gücümüz yok. Fakat önümüzde bir kervansaray meselesi var. Ve geçmişte yapılmış bir proje, uzun 3 yıla yayılan çalışmalar var. Onların şimdi birdenbire üstünün silinip yeni bir aşamaya gelmesini ben kabul edemiyorum. Belediyeler arasında, belediyelerin çalışmaları arasında bir süreklilik olması gerekiyor. Verimliliğin bu ön koşulu. Geçen dönemde yapılan çalışmanın bu anlamda tekrar ele alınması gerektiğini, ben de o projenin çeşitli önerilerle desteklenerek yeniden gündeme getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Son yaptığımız belediyede yaptığımız toplantıda belediye başkanı Kervansaray'ın otel olmasından söz etmiş. Ben o arada odada değildim, duyamadım ama arkadaşlarım duymuş. Ardından da haberi okuyunca böyle bir çalışma olduğunu düşündük. Bir butik otel çalışması olduğunu ve o yüzden bir metin hazırladık. Oraya gidip ayrıntısını öğrenmek ve talebimizi iletmek istedik. Bence bugünden başlayarak ya da pazartesi gününden daha geniş bilgilerle Kervansaray'ın yaşayan bir müze olması için çalışmaya başlamak lazım. Yani talebimizi güçlü bir biçimde dile getirmek ve nasıl bir şey istediğimizi de geçmişteki deneyimler ışığında oluşturmak lazım. Kervansaray Kuşadası'nda yığınla otel var, yığınla boş oda var. Ama Kervansaray yaşayan bir kent müzesi olmalı. Bu kadar. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Şimdi Metin Sözen Hoca'nın hazırladığı ve profesyonelce hazırladığı bir çalışmanın tabii çöpe gitmesi beni üzer. Benim kastım o değildi. Şimdi bu projeden Faik Bey, sizin de söylediğiniz gibi yani içeriğinden haberimiz yok. Yani 500 sayfa mı? Öyle denmişti sanki, hatırladığım kadarıyla.
Şimdi bilmediğimiz bir şeyi hakkında tabii ki konuşamayız. Ama niye yani bu gizli bir evrak değilse şu ana kadar bizim bilgimize sunulmalıydı. Tabii Cenk Bey, siz dediniz takdirde, Kervansaray'da ben dinledim sunuma geldim diye söylediniz biraz önce. Ama bilmiyoruz yani, ki belediyenin aksi bir kararla çalışmaya devam ettiğini bilmiyoruz. Ben de onu diyorum. Önce belediyenin şeyini bir öğrenelim. Pazartesi madem toplantı varmış. Nasıl bir şey yapıyor? Belki o projenin üstünde çalışıyor. Bilmiyoruz ki hiçbirimiz onu. Bakın Kervansaray'da bize söylenen Metin Hoca'nın hazırladığı projeyle ilgili en ufak bir şey duyduğumu hatırlamıyorum. Hafızam da o kadar zayıflamadı. Sadece orada yapılacak işte dijital gösterilerden cam ekranlı bölümlerden. Sadece orası aklınızda kalmış Cenk Bey. Olur mu sadece dijital gösteri? Yani? Ama peki bu eğer yazılı bir metinse şimdi tartışmak için söylemiyorum. Yazılı metin niye o yani onu benim paylaşmak yazılı ya da başkası. Metin, yani bize niye sunulmuyor ki? Ya da metin sunuldu Kervansaray'da yani. İşte konuştuk ya siz dinlemiştiniz. Hayır canım ya. Yani, 2 saat toplantı oldu görsellerle konuşmaları bize. Şöyle söze girmek istiyorum. 2 toplantı var. O karışıyor sanıyorum. Biri kapalı mekanda yapılan toplantı. Bu kiralamak için yapılmış. Öyle tahmin ediyorum. Basından okuduğum kadarıyla. İkincisi de Kervansaray'ın o iç avlusunda yapılmış olan. Evet, müze olması ile ilgili toplantı. Öyle yakalıyorum. Yani orada bir karışıklık hani yani o kavram karmaşası getirmesin. Yani burada herkes aynı heyecanla bir şeyleri konuşmaya çalışıyor. Yalnız Cenk Bey söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Onu yani söyleyeceğim şu, Metin Bey'in hazırladığı projeyi ya da artık kitapçık mıdır nedir onu bilemiyorum fiziki boyutlarını. Yani ben onu okumak isterim. Onu okumadan zaten eleştirmek doğru olmaz. Ben sadece eleştirdiğim o Kervansaray'ın bahçesinde yapılan toplantıyı da çok iyi hatırlıyorum. Bir belediye meclis toplantısının bitiminden sonra buradan ayrılmayın dendi ve orada bulunan işte izleyicilerle birlikte bir takım açıklamalara geçildi. Halbuki eğer bu çok ciddi bir çalışmaysa ki arkasındaki isim çok ciddi bir isim, kendisinin gelip orada bize bunu tanıtması ya da yazılı olarak elimize verilmesi gerekirdi. Yani bunu bir hani argüman ya da burada yani gereksiz bir tartışma olsun diye söylemiyorum. Elimizde bir şey yok ki. Yani ben şu anda yani ne diyebilirim bu proje hakkında bir şey söyleyemem. Eğer gizli değilse pazartesi günü bu projeye ulaşalım ya da varsa eğer internette bir yerde okuyalım, dersimizi çalışalım. Ondan sonra fikir yürütelim. Yani benim söylemek istediğim yani bir tartışma ortamı yaratmak değil. Bilgimizi yani teşekkür somut ediyorum. Bilgilere sahip olmadan. Cenk Bey teşekkür ediyorum. Alp Bey aslında Çekül'deki arkadaşımız bize bir şey söylemek isteyebilir belki. Yani şeyi söylemeliyim. Kuşadası özelinde hazırlanmış projeyi Ayşe Hanım daha iyi biliyordur. Ama genel olarak şeyi söyleyeyim. Çekül'ün hazırladığı proje genel olarak yani Çekül proje hazırlamaz aslında. Şu anlamda proje hazırlamaz. Yani biz bir mimarlık ofisi ya da planlama ofisi gibi oturup bir görselleriyle işte şöyle restore edilecek, böyle yapılacak gibi proje değil. Daha çok program ve program önerisi hazırlanacak projelerin altlığını oluşturacak. Az önce çok güzel ifade etmiştiniz senaryo diye. O senaryoyu hazırlarız. Ve bu senaryoda hani Metin Sözen kendisi tabii bir hepimizin hocası olduğu için bir marka isim gibi ama kolektif bir şeyden çıkan. Yani hep birlikte bütün yerel yönetimle sivil toplumla oturulur, konuşulur. Bütün bu konuşmaları bir araya getiririz ve bir senaryoyu oluştururuz. Bu senaryo üzerine mimarlar proje hazırlarlar. İşte her yerel yönetim kendisi mi yapacak, ihale mi edecekse nasılsa. O yüzden konusunda işte Metin Sözen'in çizdiği bir proje tahmin ediyorum ki yok. Çünkü hoca oturup proje çizmez. Genel olarak Çekül proje çizmez. O senaryoyu hazırlar. O senaryo üzerinden geliştirilmiş bir avant proje varsa, başka bir şey varsa
Onu Ayşe Hanım biliyordur. Bilmiyorum Ayşe Hanım, yanılıyor muyum? Bu şekilde. Hatta şöyle, Çekül ve Tarihi Kentler bize destek oldu. Bunu nasıl hazırlayacağımız konusunda, kimlerle bağlantı kurabileceğimiz konusunda. Aynı kale içindeki sokak sağlıklaştırma projelerinde de Çekül direkt bizimle projeyi çizmedi. Ama dedi ki işte gidin şu üniversiteyle çalışabilirsiniz, şu sivil toplum örgütüyle, şu mimarlar odasıyla ya da şunlarla çalışabilirsiniz diye gönüllü olarak bir çalışma yaptık. Biz bir ekip. Çekül de orada katkı verdi. Metin Hocam direkt projeyi hazırladı diye bir şey yok zaten. Yani genelde çünkü bu şekilde oluyor. Yani evet. Bizim projeler hazırlanmasındaki rolümüz proje çizmek değil. O anlamda hani ben mesela ya kendim öyle bir Kuşadası'yla alakalı çalışmanın içinde yer almadım. Ama Kervansaray üzerinde. Ama sizlerle hatırlıyorsanız rotalar üzerine çalışmıştık Esra'yla vesaire birlikte. Hani orada da hani rolümüz birazcık daha o köprüleri kurmak. Destek olmak, köprü kurmak, bağlantı kurdurmak, network'e ulaşmak, network o şekilde ulaşmak. Bize destek oldular. O anlamda aslında söz konusu şeyde konuşulan, bugün burada konuştuklarınızdan çok farklı değil. Yani oturup bir resmi bir belge olarak çıktısı olan, onaylanmış işte önümüze açılacak bir plan olup olmadığından zaten emin değilim. Yani böyle bir mutabakat var. O mutabakat zaten şu anda konuşulan mutabakat olduğuna inanıyorum. Ayrıca şey de bence çok önemliydi, altını çiziyor olmanız. Hani bir bütüncül olarak bakmak. Burada hani o master plan, buna mekansal gelişim çerçevesi diyoruz. Bu mekansal gelişim çerçevesine oturup çizilmesi, hazırlanması ve bunların hani bir sivil toplum mutabakatı çerçevesinde hazırlanması gerçekten çok önemli. Ve bunları hem sizin önerdiğiniz projelerle hem Kuşadası'nda hali hazırda yapılmış çok başarılı projeler var. Bütün bunları birbirine bağlayacak bir genel hani o mekansal gelişim çerçevesinin içinde ele almak gerçekten çok değerli olur. Bu şeylerde, çalışmalarda yerel yönetimlere hep şunu söyleriz. Böyle bir çalışmanın içinde sivil toplum da mutlaka içinde yer almalı diye. Şimdi sizlerle konuşurken de size şeyi belirtmeliyim. Yerel yönetim de bu işin içinde olmalı. Çünkü yerel yönetimle sivil toplumun birlikteliğinden esas başarılı uygulamalar çıkıyor. Yerel yönetim işin uygulama ayağında, bunu fiilen yapacak olan belki birçok yerde. Sizler de hani aslında kamuoyunun görüşlerini temsil ettiğiniz anlamda o katılımcı süreci destekleyerek birbirini tamamlayacaktır. Yani bu tip çalışmalarda, bu mekansal gelişim çerçevesinde o bütüncül senaryonun hazırlanmasında kentsel ölçekte ve hatta bölgesel ölçekte belki yerel yönetimle birlikte hareket edilmesinin çok olumlu ve uygulamaya dönük sonuçları olacaktır. O zaman bir toparlama ve çıktı ifade edebilir miyim? Bülent Bey'e de ben sözü vermek istiyorum. Çünkü belediye başkanımızda olan buluşmayı sağlayan bir kişi. Teşekkür ediyoruz Bülent Bey. Ben de teşekkür ederim. Şimdi Alp Bey'in söyledikleri gerçekten çok doğru. Biz burada sivil toplum mutabakatını sağlayarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden kent müzesi olması amacıyla kiralanan bir yerin kente kazandırılmasını istiyoruz. Kervansaray'ın da o yüzden müze olması gerçekten anlamlı. Karşımızda Samos var. Samos'ta dünya kadar müze var. Küçücük bir adada. Bizde maalesef kentin böyle bir müzesi yok, hafızası yok, kent belleği oluşturulmuş değil. O anlamda bu mutabakatın sağlanması ve diyalog içerisinde söyleyebileceklerimizi söylememiz gerekiyor. Mekansal gelişim çerçevesi içinde o bütüncül senaryonun hazırlanması fikri gerçekten önemli. Biz bu kentte kültürel, sosyal, ekonomik alanda ve ticaretin içinde de yer alacağı değil ama yani o ekonomik alan içerisinde işte satış ünitelerinin olacağı, Ayşe Hanım'ın o kuşakla ilgili yaptığı bir takım sergiler de oluşmuştu. Hatta satışlar oluşmuştu. Bunun bu şekliyle işleyen bir müze olması fikrini sürdürelim diyorum.
Dolayısıyla sivil mutabakat önemli ama uygulayıcısı da sivil toplumu dikkate alması gerekiyor. Bir baba şefkatiyle davranması değil, tam tersi demokratik ve eşit bir mesafede bulunması gerekiyor sivil toplum örgütlerine karşı yerel yönetimin. O anlamda biz baba evlat ya da işte bir hiyerarşik yapı içerisinde değil de o bizim temsilcimiz seçilmiş yerel yönetimlerin sivil toplumun sesini duymasına ve yapılmış olan bilimsel çalışmaların sürdürülebilirliğinin sağlanmasına ve idarenin devamlılığı ilkesi gereği o alınmış bir kararın da uygulanıp bu kente kent müzesinin kervansarayın müze olarak kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Umarım bu mutabakatı sağlayabilecek işte, heyecanı sürdürebiliriz. Karşılıklı olarak da bir diyalog ortamı kesilmez. O baba şefkati yerine baba otoritesiyle hayır ben istemiyorum diyen bir belediye başkanıyla da zaten mutabakat olmaz. Ama... Bülent Bey ikisi birden olsun diyelim. Hem baba şefkati olsun evet, hem öbürü evet. olsun. Daha iyi olur herhalde. Ya, yani demokratik olsun istiyorum ben. Eşit düzeyde bir ilişki olsun Ayşe. Hukukçu bir başkanımız var demokrattır diyoruz. Öyle değil. Ben söz almak istiyorum bu görüşleri ilave olarak. Şimdi ben kısaca şunu bir söylesem. Toplantıyla ilgili linkleri gönderdim. Hani diyorsunuz ya STK'lar bütün Kuşadası katılsın. Yani şey olanlar. Turizm Fakültesi Dekanı, Kadıkalesi Kazı Başkanı, Turizm Yüksekokulu Müdürü, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmalar Enstitüsü Öğretim Üyesi katılmış, Aydın Müze Müdürü katılmış, Ticaret Odası Başkanı, Esnaf Odası Başkanı, KODER Başkanı, TÜRSAP Başkanı, SETUR Başkanı ve KG Başkanı. Bunlar sadece basında çıkanlar ama çıkmayan. Biz o toplantıyı yaptığımız zaman bütün Kuşadası'na haber vermiştik yani. Onu söyleyeyim dedim. Teşekkür ediyoruz. Ben bir ilave yapmak istiyorum. Şimdi biz mimarlık öğrencilerine son yıllarda direkt müze vermiyoruz. Müze şöyle oluyor. Kent müzesi diyoruz. Ve kent müzesinin içeriği bugün şu an konuşulanların hepsini barındırıyor. Yani ben bu konuya çok hakim evet. olduğum için biliyorum. Ve amacımızı da belirtiyoruz. O amaç içerisinde kent halkının kendini yenileyebileceği, üretebileceği, işte ne varsa şu an olumlu konuştuğumuz her şey ve elimde benim bu anlamda bir ihtiyaç programı var ve bu konuda da mesela Adana Kent Müzesi işte mesela Adana'nın genel tarihi, kültürü ve geçmişi ve bundan sonra geleceğe dair ipuçlarını verecek insanların eğitilebileceği alanlar olarak yani kente ait, yöreye ait bir onun için bu programı tartışabiliriz. İhtiyaç benim elimdeki programı, belki Metin Hoca'nın elindeki program aynı olabilir. Yani çünkü sonuçta insana hizmet var. Çok büyük değişiklik olacağını zannetmiyorum. Bir karşılaştırma yapalım, bir görelim programı. Teşekkür ediyoruz Serpil. Linki olanaklıysa gruba atman mümkün mü? Yok, ihtiyaç programı Word olarak var. Tamam, tamam. Şu anda değil herhalde değil mi daha sonra? Tabii. WhatsApp'tan da gönderirim. Yani daha biz son yıllarda hep bu şekilde bizi yapıyoruz. Veya bir çalışma grubu olacak. Faik biraz önce teşekkür ediyorum Serpil. Bir çalışma grubu olacak. Şimdi yarınki gelişmeler sonrası yine... WhatsApp grubuyla herhalde şekillenecek bu çalışmalar. Yarın meclis toplantısı yok değil mi Bülent Bey? Ay başında oluyor genelde. Her ayın ilk salısı. Meclis toplantısı var gibi bir şey algıladım ben. Yarın meclis toplantısı var. Saat 16'da Kervansaray'da. Anladım. Genelde her ilk ayın ilk salısı oluyor ya. Evet. Bilmiyorum. Ben ilan edildi yani meclis toplantısı var diye. Peki. Bir çok kısa bir ifade kullanmak istiyorum. Anladığım kadarıyla bir yarınki toplantıda bu konuya ilişkin herhangi bir şey var mı yok mu bunu resmi olarak öğrenmek birinci adım doğru anlıyorum herhalde. Dolayısıyla
belediyenin gerçekten yapmak istediği şeyin ne olduğunun veya nasıl gündeme geldiğini öğrenmemiz gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi de bütün bu tartışma ve değerlendirmeler bizi bir üretime yönlendiriyor. Şöyle ki bir senaryonun, bir programın, bir proje anlamında çizilmiş projeden kastetmiyorum. Serpil Hocam'ın söylediği gibi bir program veya bir içerik anlamında veya Alp Bey'in bahsettiği gibi senaryo anlamında aynı şekilde aynı ifadeyi kullandı Cenk Bey de. Dolayısıyla bu senaryonun, bu programın, bu içeriğin süratle yarınki öğrenilen bilginin ışığı altında süratle ele alınıp çalışılması gerekiyor. Bence hemen bizi neticeye götürecek olan ve verime dönüştürecek olan şey bu. Bu konuda görüş birliğinde miyiz acaba? Evet, ben bir konu daha getireceğim. Geçen gün yaptığımız Güzelçam'da mahalle projelerinin dilekçesini okumuştuk, olurlanmıştı. Güzelçam'dan 3 mahalle projesi ayın 17'si açıldığında o harekete geçecek. Bir de Caferli mahalle projesinin de dilekçesini muhtarımıza iletmiştik Nazlı Hanım'la birlikte. O projemizi de belediye başkanından randevu, hani projeyle gelin demişti. Nazlı Hanım siz alın lütfen sözü. Hani yani bunların da yarın teslim edilmesi olabilir mi belediyeye? Teşekkür ediyorum. Sesiniz kapalı Nazlı Hanım, duyamıyoruz. Caferli ile ilgili muhtarımız grupta var ancak hiç pek sesi çıkmıyor. Hatta bizim benim bir önerim vardı. Bütün muhtarlar imzalasın ve sivil toplum örgütleri imzalasın diye. Onunla ilgili henüz bir gelişme yok maalesef. Olmazsa biz bir şekilde daha çabuklaştırıcı bir şey yaratmaya çalışacağız. Belediye başkanı ile Caferli ile ilgili görüştüğüm projede bize projeyi oluşturun, zaten sonuçta biz buna el atacağız, öyle gelin o zaman birlikte adım atarız diye bana kendi söylediği buydu. Teşekkürler. Ben programı buldum şu anda ama güncel hali daha başka. Eski 2019'a ait var bir tane. İçinde şu an konuştuklarımızdan mesela sergi salonları var. Her türlü, yani yöresel sergi olabilir. Çok amaçlı salon, kütüphane, eğitim atölyeleri ve derslikler, yönetim, kafeterya, teknik servisler, açık rekreasyon alanları, restoran ve sinema salonları. Hatta mesela Adana için Altın Koza Film Festivali, Halkla İlişkiler Yönetim Ofisi gibi bir program geliştirilebilir. Yani. Teşekkür ediyoruz. Sunda Hanım el kaldırmış, söz istiyor. Nazlı Hanım siz bitirdiyseniz eğer, pardon özür dilerim. Hayır, kısa bir şey, hocalar, kervansarayla ilgili hocalar hatta bizim Caferli'de konakladılar. Orada gerçekten bütün konuştuklarınızın hepsini orada da sohbetle konuşuldu. Bence çok güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Ayşe Hanım'ın anlattığı projenin. Ben bir kısmını izledim, takip ettim. Bence onun üstüne gidip bulup böyle üstüne çalışmak çok önemli diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Funda Hanım el kaldırmışsınız. Buyurun lütfen. Herkese merhaba. Ben Ayşe Hanım'a da özellikle sormak istiyorum. Ayşe Hanımcığım, bu sürdürülebilir turizmin katılımcı anlayışla güçlendirilmesi bölgesel hedefi vardı Kuşadası Belediyesi'nin. Sizin içinde olduğunuz bir çalışma ve sanki o hala gündemde mi? Ben gündemde diye düşünüyorum. Dolayısıyla bir bütünlük açısından sürdürülebilirliği öne alıp, yani amacımız sürdürülebilirlik olursa ve kentin bir turizm, sürdürülebilir turizm çatısı varsa, yani burada her şey, tüm yapılacak planlamalarda sürdürülebilirlik öne alınarak, yani o ilkeler gözetildiği zaman
Zaten onun içinde ne bileyim fiziki bütünlük var, kültürel zenginlik var, biyolojik çeşitlilik var. Yani amacımız hem koruma, hem yaşatma, hem de kalkınma olacak şekilde. O proje gerçekten yani sonunda bir web sitesi olacaktı. Sanki orada bir bilgi akışı olacaktı. Öyle bir şeyler hatırlıyorum ama o detay... Şöyle, orada bizim amacımız Kuşadası'ndaki turizmle ilgili sivil toplum örgütlerini Sınaya'daki turizmle ilgili sivil toplum örgütleriyle bir araya getirdik, toplantılar yaptık, bir takım sonuçları çıktı ortaya. Ama ondan sonraki yani projenin sürdürülebilirliğini Kuşadası'ndaki ve Sınaya'daki sivil toplum örgütleri karşılıklı yapması gerekiyor. Hani biz belediye olarak onların arasını bulduk, onları bir araya getirdik, çeşitli projeler üretmelerini sağladık. Ama biliyorsunuz zaten proje geçen sene Ocak'ta tamamlanmıştı. Zaten ondan sonra pandemi çıktı ve çok bir ilerleme kaydedilemedi. Yani onun o çok faydalı, güzel bir yöntem. Evet. Bence hedef alarak sürdürülebilirliği tüm yani onu çatı yapıp hani tüm yapılacak kentle ilgili planlamalarda sürdürülebilirliği o ilkeleri esas alırsak zaten hepimizin amacına uygun olmuş olacak diye düşünüyorum. Böyle bir sizden de hani yani gerçekten... Maalesef işte hep sivil toplumda katılıyor ama sürdürülebilirliği sağlanamıyor. Bunun en güzel sürdürülebilir platformu bence kent konseyleri. Çünkü bütün yereldeki tüm STK'ları, kurumları, kamuyu, yerel örgütleri, muhtarları herkes kapsadığı için aslında kent konseyi çok iyi çalıştırılabilse... Bütün şeyler orada komisyonları var, ayrı meclis, kadın meclisi var, ekoloji meclisi var, engelliler meclisi var. Keşke kent konseyleri ya da eski adıyla kent meclisleri çok iyi çalıştırılsa aslında bütün bu platformlara bile şey kalmayacak, ihtiyaç kalmayacak ama işte belki onu aktif hale getirirsek Kuşadası'nda daha güzel olabilir. Paydaşlar yavaş yavaş böyle bir araya geliyor. Hani buna Yaylı, Kirazlı Köyü de katarsak diğer mahalleleri de. Hani zaten mesela bu duyurular ekoloji platformunda, kent konseyinin ekoloji platformunda filan da yapıldı. Ama katılan yok işte maalesef bizde duyarlılık çok şey olamıyor. Belki biraz daha anlatmamız gerekiyor bu süreci. Bir de her bir katılımda biraz daha gelişiyoruz ve biraz daha eksiklerimizi görüyoruz. Belki bu yönde de hani sizin öncülüğünüzde hani bu açıdan da bakarak da hani kent konseylerinin de güçlendirilmesi yani kent konseyi diyoruz ama. Şimdi kent konseyinin bir başkanı var, meclislerin başkanları var, onların aktif olması gerekiyor. Hani biz ancak öneriyle gidebiliriz. Öyle mi? Tabii ama bir hani bir araya gelerek herkes birbirini anladığı zaman daha kolay ilerliyor. Bir toplantıyı hani geniş kapsamlı da organize edebiliriz. Hani amaçlarımız doğru. Olur. Yani daha geniş kapsamlı hani kent konseyiyle belki görüşerek kent konseyini daha aktif hale getirebiliriz. Yani güzel Bey söz istemişti. Pardon özür dilerim Funda Hanım, Ayşe Hanım. Söz verebilir miyim? Bitti mi? Benimki bu kadar. Teşekkür ederim. Peki, Ayşe teşekkür ederim. Sizin için tekrar teşekkür ederim. Necat Bey. Ben küçük bir ilave yapmak istiyorum. Bu kent konseyi bünyesinde, kervansaray bünyesinde mutlaka bir Kuşadası'nın topografik dokunulabilir bir maketinin olması artı Kuşadası civarındaki anıt binaların böyle cami olur, eski binalar olur, kervansarayın kendisi dahil olmak üzere hepsinin de dokunulabilir maketlerinin yapılıp Braille alfabesiyle de ayrıca açıklamaların yapılıp ilave edilmesi bence çok engelsiz kent projesi için de önemli bir katkı olacağını düşünüyorum. Affedersiniz. Ben bir 15 dakika sonra ayrılmam gerekecek. Öncesinde sanırım siz daha devam edecektiniz. Öncesinde katkı sunabileceğim herhangi bir şey varsa yardımcı olmak isterim. Ama sizlerden özür dileyerek dediğim gibi 12.30'da ayrılmam lazım. Alp Bey,
Teşekkür ediyorum. Bizim de zaten toplantımız yavaş yavaş sonuna geliyor. Zübeyde Hanım, var mı acaba sizin söyleyeceğiniz bir şey Alp Bey'e veya diğer arkadaşların? Mikrofonunuz kapalı Zübeyde Hanım. Teşekkür ediyorum tüm konuşmacı arkadaşlar. Gerçekten hani güzel bir beyin fırtınası oldu. Alp arkadaş Urban Kooperatif diye bir kimlikle girmiş. Geçen haftaki toplantıda biz hani, yaşam koruma yaşatma geliştirme kooperatif işte neyse adı. Dünkü vatandaşlık temel geliri de bir şeyler sorguluyor bu anlamda. Yerinden kendi kendine işte doğan, kendi kendine yönetebilen toplum çerçevesinde Alp Bey ayrılmadan özellikle bir örnekleme var mı onu sormak istiyorum. Ülke ölçeğinde ve yurt dışı ölçekte rastlaştıkları. Çünkü mirası korumak toplumsal, biraz önce de ifade ettiniz, yalnız mekanla değil toplumla gelişen bir şey. Teşekkür ediyorum. Yani evet, belirli konularda çok iyi örnekler var. Ama bu şey gibidir. Tam olarak alıp da Caferli'ye birebir uygulanabilecek örnek bulmak zor ama farklı konularda yani iyi üretim kooperatifleri ya da korumaya yönelik çalışan kooperatif modelleri ya da dayanışmacı modeller illa kooperatif altında olmak zorunda değil olabilir. Şu anda bu karşımda olduğu için onu görüyorum, sizin bir örgütlenme modeli hazırlamışsınız. Bu örgütlenme modeli bir vizyon olarak şey çok güzel ve anladığım kadarıyla bir proje sunacaksınız, öyle değil mi Caferli adına yerel yönetime? Sesiniz kapalı ama. Zübeyde Hanım sesiniz kapalı. Evet, bir proje sunacağız. Şimdi yerel yönetimlere proje sunarken ben affınıza sığınarak kendi... gördüğüm deneyimden, yerel yönetimlerinde çalışma mantığıyla size şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Yerel yönetime proje sunarken çok net ve çok pratik tek bir şeyi yerel yönetimden isteyin. Yani yerel yönetime, yani bir uzun bir vizyonu anlattığınız zaman, yani biz Caferli'nin kalkınması için ve yaşamasını istiyoruz deyince o şey kalıyor. Yani bu kurguyu kurmak çok önemli. Ve onu yapmışsınız. Yani bir ortaya vizyon koyuyorsunuz, bir strateji koyuyorsunuz ve bu stratejinin içinde her şey sizlerin kendi yapabileceğiniz şeyler olsun. Yani kurslar yapacağız, bu kursları şunlarla birlikte yaparız. Şu STK kooperatif kuracağız, kooperatifi şu şekilde kuracağız. Bu kendi yapabileceğiniz şeyler. Belediyeden, yerel yönetimden istediğiniz şeyi tek bir şey ve tek cümleyle anlatılabilecek bir şey olursa... Hayır, mesela başlangıç olarak okulun restorasyonu isteyebilir, istenebilir. Restorasyon olduktan sonra da o şey olur. Evet. Yani, koruma imar planı yok. En başlangıçta onu şeyde şurada... Zübeyde Hanım, koruma imar planını yapmak için en az bir yıl gerekiyor. Ama evet, belediye derse ki ben şu okulu restore ediyorum, 100.000 lira para ayırdım, restorasyonunu daha çabuk yapar. Koruma planı yapılırken öbürü de somut olarak ortaya çıkar. Herkesin toplanacağı, aidiyatın oluşacağı bir mekan olmuş olur ellerinde. Evet, bence de. Yani koruma imar planı daha uzun soluklu bir süreç ve bunun yansımalarını köyde birebir gözükmesi çok uzun zaman alacak. Ve bu süreçte özellikle yanınıza çekmeye çalıştığınız köydekileri uzaklaştırabilir. Halbuki yani yerel yönetimden istemek için okulun restore edilmesi çok net, çok pratik ve çok hızlı olabilecek. Tek cümleyle istenebilecek bir şey. Bizden ne istiyorsunuz? Okulu restore etmenizi istiyoruz. Geçiş dönemi yapılaşma hükümleri gibi bir şey doğrulabilir mi? Veya bir rehber gibi. Mesela muhtar çok sıkışıyor, çok eleştirel bakıyor. Nazlı Hanım'ı da zedeliyor. Birebir de hani o konuşmalarına şahit oldum. Geçen gün dilekçesini ilettiğimde de çok eleştirelle. Başımıza büyük bir problem diyor. Çünkü ev yaptı diyor, sıvasını da yaptı. Şimdi başımıza bir de taş kaplama yapılsın çıktı diyor. Bir tasarım rehberi gibi, yol gösterici bir rehberin olması gerekiyor. Şimdi bunun kim yapar? Neresi yapar? Çekül Tarihi Kentler Birliği böyle bir şeye hakim mi?
Şöyle yine hani affınıza sığınarak benim tecrübem orada alanda daha farklı olabilir ama katılımcı çalışmalara özellikle halkla yapılan katılım çalışmalarında ne bir numaralı zarar verir derseniz imar planı lafı edilmesi. Türkiye'de her şey inşaat üzerine ve imar hakkı üzerinden şey yapıldığı için imar planı lafı edildiği zaman herkesi soğutuyorsunuz. İçeriğine bakmadan soğutuyorsunuz. Yani ha bunlar burada bir şey yapacaklar, o mu gelecek, bu mu gelecek, benim katım ne olacak, yanına ekleyebilecek miyim, ekleyemeyecek miyim? Esas sizin ortaya koyduğunuz vizyon içinde kayboluyor. Kentsel tasarım rehberleri iki şekilde değerlendirilebilir. Bir gayri resmi bir doküman olarak, yani burada bir takım insanlar bir şeyler yapacak, onlara yol göstermek için bir kılavuz hazırlayalım diye ele alabilirsiniz. Bunun bir resmiyeti yoktur. Herhangi bir şekilde yapılabilir. Yani kendi içinizde de yapabilirsiniz, farklı sivil toplum desteğiyle de. Resmi olarak bir kentsel tasarım rehberi koruma imar planlarına ek olarak yapılabilir. Koruma imar plan notlarına girer. Bu bir resmi dokümandır. O da koruma imar planı kadar uzun bir süreç yapılması ve anıtlar kurulundan onayları vesaire. O da yine insanları soğutabilecek. Yani topluluk merkezi bir çalışma yaparken imar planıyla ilgili, imarla alakalı konuşmaya başladığınız zaman siz çok iyi niyetle konuştuğunuz zaman bile karşıdaki yansıması maalesef çünkü yıllardır bizlere verilen kentsel gelişim şeyiyle ilgili yani insanların kafasında imarla alakalı çok şeyler var. Büyük duvarlar var. O yüzden bence imar planından çok şey yapmayın. İmar planı odaklı bir söylem geliştirmemek benim kanaatim daha yararlı ama sizler alanı daha iyi biliyorsunuz. Mutlaka eğer... Teşekkür. Ülke ülkeyinde Bülent Bey belki bilir. Kılavuz örnek var mı? Ben Alp Bey ayrılmadan... Dağ Mahallesi'nin koruma amaçlı imar kaç yıl sürdü? Yani 5 Şöyle Alp Bey ayrılmadan ülke ölçeğinde kırsal yani Caferli için örnek olabilecek bir kılavuz örnek var mı? Bizim ona ihtiyacımız var. Tamam. Köy tasarım rehberleri şeyler vardır. Ben size mesela bizlerin de en son yaptığı birkaç tane çalışma var. Onları göndereyim. Farklı yerlerinden iyi örnekler. Bir de yurt dışı kaynakları da iyi örnek olduğunu düşündüğüm şeyleri derleyip size mail atayım. Aralarından şey yapabiliriz. Yani çok sayıda var. Çok teşekkürler. Şöyle belediyeyle buluşacağız. Biz mimarlar odamız da işin içinde. Belediyemize de ileteceğimiz bir kaynak olacak bu. Sonuçta hani birlik işbirliğiyle gelişecek. Teşekkür ediyorum. Kusura bakma Ayşe Hanım kestim. Şey diyordum, Dağ Mahallesi'nin koruma amaçlı imar planı Bülent Bey bilir. Ben imarla çok ilgilenmediğim için. Kaç senede bitti Bülent Bey? Bitti mi? Onu da bilmiyorum. Yani uzun sürdüğünü biliyorum ama şu an hangi aşamada pek takip edemedim. Yani 5 sene geçti, oldu herhalde. Mutlaka olmuştur. Ben sadece bir şey daha söylemek istiyorum. Alp Bey'e katılıyorum imarla ilgili. Falih Rıfkı Atay Çankaya isminde bir kitabında Atatürk'ün de imar müdürlüğünü yapmış. Nerede bir imar değişikliği görürseniz orada imar yolsuzluğuna hükmedebilirsiniz diyor. Yani o yüzden imar hakikaten çok itici oluyor ama kentin bir baştan düzenli planlanması gerekiyor. O planlamayı koruma anlayışıyla birlikte yeniden yapmak işte kent kimliğini kazandırırken bunları hep tek tek düşünmek gerekiyor. Alt başlıklarımızı da ona göre oluşturmamızda yarar var. Teşekkürler. Evet Faik arkadaş kapatabiliriz. Buyurun. Ben kapatmadan önce... Başka soru yoksa tabii. Kapatmadan önce bir şey paylaşmak istiyorum. Bülent Bey yarınki yapılacak olan toplantının gündemini iletti bana. Eğer ekran paylaşımınızı siz kapatırsanız ben 2 dakika hemen onu herkesin şeyine sunayım, dikkatine sunayım. Oradaki maddelere bakalım. Yani yarın yapılacak kurul toplantısının, evet ben hemen şimdi paylaşıyorum.
şu. Hemen kısmı üstünden geçiyorum. Bakınız, Kuşadası Belediye Başkanı 17.05.21 Pazartesi günü saat 16'da Kervansaray'da. Müdürlüklerden gelen konuların görüşülmesi, İmar Şehircilik Müdürlüğü, Hacı Feyzullah filan parsel değişikliği, insan kaynaklı imar şehircilik, imar plan değişikliği, Soğucak Mahalli, Ardahan Belediyesi, Ukrayna Ustrot ile kardeş şehir olunması, diye hizmet binası, kamulaştırma Camiatik Mahallesi, Türkmen Mahallesi, Neopolis Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu, imar planı, Soğucak Mahallesi, devam ediyoruz. Hacı Feyzullah, Türkmen kesim hesabı, devam ediyoruz. Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği'ne bir asil, bir yedek üye seçilmesi, Kirazlı Mahallesi'ndeki yapılaşma, Bütçe Komisyonu, Mahalle Meclisleri Yönergesi, Hukuk Komisyonu Özel Kalem Müdürlüğü'nden gelmiş. Mahalle Meclisleri Yönergesi, bu önemli bir konu olabilir. Türkmen Mahallesi İmar Değişikliği, Kuşadası Spor ve Yaşam Merkezi. Bakınız, Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden 5 Nisan 2021 tarihli Kuşadası Spor ve Yaşam Merkezi toprak sahası. Bu geliyor. İmar ve Şehircilik Çalışma Esasları, Otizm Derneği talepleri, Soğucak Mahallesi Parsel Doğrusu Tescil, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, bakın bu nedir? Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Kirazlı Mahallesi 277 parsel, Hacı Feyzullah bilmem ne, Camiatik Mahallesi Şevket Ühelge Parkı içerisine içme kullanma suyu, Türkmen Mahallesi plan değişikliği, evet burada herhangi bir şey yok. Ben de şu paylaşımı kapatayım. Evet, gördüğünüz gibi şey yok. Gündemde böyle bir şey yok. Kervansaray ile ilgili resmi bilgiyi de zannediyorum Oya Başkan cevap alınca ileteceğim dedi. Veya belki yarın Ayşe Hanım'ın da ifade ettiği gibi, Bülent Bey'in de ifade ettiği gibi konuyla ilgili bir bilgi alınabilir. O zaman eğer herhangi bir başka soru veya katkı yoksa kısaca özetlemek istiyorum. Son derece yararlı bir toplantı ve fikir fırtınası oldu. Son anda birkaç arkadaş katıldı. Emine Akın, Fırat, Burçak katıldı. Sonuna yetiştiler ama önemli değil. Zaten kaydını yükleyeceğiz tekrar kanala. Özetinde şunu söyleyebilirim. Serpil Hoca'dan gelecek olan örnek. Geldi örnek. Tamam. Arkasından daha önce yapılmış olan çalışmalarla bütün bunları bir değerlendirerek bir örnek içerik oluşturma, bir yani adının ne olduğu şu aşamada çok önemli değil. Kent Müzesi de olabiliyor demek ki veya başka bir şey de olabiliyor. Ama içerik anlamında, senaryo, hikaye anlamında bunun bir toparlanması gerekiyor. Belki bunun için önümüzdeki günlerde bir tekrar ayrı bir çalışma grubu mu oluşturulur, ayrı bir şekil mi yapılır, bu tartışılır. Ama gördüğüm kadarıyla bugünkü toplantı son derece yararlı ve üretken geçti. Bundan sonraki gelişmeleri o zaman bekliyoruz ve ona göre gerekli adımları atmak üzere diyorum. Zübeyde Hanım, var mı başka bir ilave? Yok. Tekrar 19 Mayıs Atatürk Gençlik Bayramı'nı kutlamak istiyorum. Bir de Atatürk'ün doğum gününü tekrar kutlayıp bizlere bu güzel olanakları sunduğu için tekrar arkadaş silah arkadaşlarıyla hepsi tüm Anadolu kurtarıcılarına teşekkür ediyoruz. Biz çalışmaya devam etmek istiyoruz. Sayımızı çoğaltmak istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler, iyi pazarlar diliyorum. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Teşekkürler.